Herkese iyi akşamlar. Süper Lig'in 20. haftasının kapanış günündeyiz ve son mücadelemiz Ümraniye Spor'la Fenerbahçe arasında oynanacak. Tabi Süper Lig'de bu anlarda bir maç daha oynanacak. Konya Spor'la Ankara Gücü arasında o maçlarla size skorları vermeye çalışacağız ve bakalım Fenerbahçe haftanın kapanış mücadelesinde Ümraniye Spor deplasmanında 3 puan alıp Galatasaray'ı yakından takip etmeyi sürdürecek mi? Yoksa Lig'in son sırasında bulunan Ümraniye Spor ki son 7 maçta sadece 2 mağlubiyeti var Süper Lig'de ve geri kalan 5 maçındaki gibi puan alabilecek mi? Bu iki maçı da İstanbul takımlarına kaybetti. Başakşehir'e kendi evinde 3-1 yine İstanbul Spor'a son maçta çok kritik bir mücadelede 2-1, 2-0 mağlup oldu. Ümrani Spor o maçta da penaltı kaçırmıştı. Hafta içi de hatırlayacaksınız Trabzonspor karşısında kupada Kupa mücadelesinde çok uzun bir süre maçı 1-0 önde götürdüler ama 90 artı 4'te yenilen gol. Arkasını uzatmalarda gelen arka arkaya gollerle kendi evinde 4-1 mağlup olup kupadan elenmişti. Fenerbahçe'de hafta içi Çaykurzu Spor'a karşı rahat beklenen bir maçta 2 birlik bir skor alıp tur atmayı başarmıştı. Teyzem gelmiş ona da buradan hemen el sallayayım ve arkasından da maçın kadrolarına doğru geçişimizi de yapalım. Evet bakalım Fenerbahçe... Ne yapacak Çaykurcu Ümrani Spor deplasmanında ki önemli bir olay da var emin onu da belirtelim. Fenerbahçe'de o sayı Samuel ve Joshua King sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Bugün iki oyuncu da sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Ümrani Spor'da hafta içi başarılı performans gösteren Serkan Kırıntılı biliyorsunuz. Geçen hafta kadro dışı kalmıştı. Ondan sonra kupada Orkun Kale'de görev almıştı ki belki özeri de Eyüp Spor'dan kiraladılar biliyorsunuz Ümraniye Spor, Berke Özer bugün yedekler arasında Orkun, Haftacı Trabzon Spor maçında iyi performans sergiledikten sonra bugün de kalede görev alacak Popov, Alison, Gulumac ve Onur Atasayar defans dörtlüsü var Hemen bu dörtlünün önünde Sake görev alacak. Sağ tarafta Onur Ayık, sol tarafta Bettayip. Merkezde Kartal Kayra Yılmaz ve Oğuz Gürbulak var. Ve Forvet'te de Umut Nayır görev alacak. Ümrani Spor'da yedeklerde Berke Özer, Lenyani Yunus Mertoğlu, Valentin George, Serkan Göksu, Avunu, Epriyanu, Geraldo, Mırşiç ve Seki Dika görev alacaklar. Deyvaye ve Serkan Kırıntılı'nın kadro dışı olduğunu da bir kez daha hatırlatalım. Bu arada annem de geldi. Anneme de selam olsun. Fenerbahçe'de kaptan Altay Bayındır Kale'de. Sağ bekle bugün Ferdi görev alacak. Sol, be sol bekle Lincoln görev alacak. Samet ve Atilla Salahi. Samet Akaydın geldikten beri 3. maçlarına çıkacaklar resmi olarak. Ara hemen bu dörtlünün önünde görev alacak. İrfan Can Kahveci kart cezasını doldurdu geldi bugün. Sağ tarafta Rossi, sol tarafta Crespo forvetin arkasında görev alırken Ener Valencia ve Mishibat Şua'yı forvetle görev alacaklar. İrfan Can Eribayat, Serdar Aziz, Alioski, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Serdar Dursun, Mia Luan Perez, İsmail Yüksek ve Emre Mor yedekler arasında bugün Fenerbahçe'de. Osay, Samuel, Pedro ve King de sakatlığından dolayı kadroda yoklar. Karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen, yardımcıları Ceyhun Sesi Güzel ve Turbek Curba yapacak. İlker Coşkun ve Samet Çavuş da var ve avar hakemleri. Hemen Fenerbahçe'nin puan durumuna bakalım. Lider Galatasaray'ın 45 puanı var. Fenerbahçe maç eksiyle 18 puanla hemen arkas 38 puanla hemen arkasında bulunuyor ki 7 puan farkı bugün tekrardan 4'e indirmek istiyor Fenerbahçe. Başakşehir 19 maçı var 37 puanla hemen Fenerbahçe'nin 1 puan arkasında. Beşiktaş maç eksiyle 35 puanla Fenerbahçe'nin 3 puan arkasında. Trabzonspor yine 5. sıraya yükseldi 35 puanla ve Adana Demirspor 34 puanla. Konya Spor bugün kazanırsa o da 30 puanlı takımlar arasında olacak ama şu anda bu ilk altı yavaş yavaş alt sıralardan ayrılmaya başladı gibi. Ümraniye Spor'sa ligin 19. sırasında ve 14 puanı var. Bugün kazanırsa 17 puana çıkıp 17. sıraya kadar yükselme şansı var Ümraniye Spor'un ki Antalyaspor Spor küme düşme hattının hemen üstünde 18 puanda. Burada 12. Gaziantep hatta 10. sıradaki Fatih Karagümrüm ile 22 puan hatta 9. sıradaki Alanya Spor'un 25 puan olduğunu düşünürsek Hatta biraz daha yukarı çıkalım. 7. Konya Spor'un 27 puan değil. Çünkü Konya Spor şu anda küme düşme hattının 9 puan uzağında, bir üstteki takımın 7 puan uzağında. Yani Konya Spor aşağı daha yakın diyebiliriz bu anlamda da. Tabii ki bir küme düşme hattı mücadelesi ligin son haftalarında çok ilginç olacak gibi bakalım Ümraniye Spor neler yapacak. Ümraniye Spor'un son 7 maçından bahsetmiştik. Burada iyi bir seri yakaladılar. İçeride Alanya 3-1 yendikten sonra Sivas Spor deplasmanında 2-2 berabere kalmışlardı. Başakşehir içeride 3-1 kaybettiler. Ankara Gücü'nün deplasmanında 2-1 yenip Hatay'la 2-2 berabere kaldılar. Sonrasında Giresun Spor'da deplasmanda 1-0 yenmişlerdi. Ama sonrasında İstanbul Spor bu seriyi bozdu geçen hafta. Ümraniye Spor'un galibiyet serisini bozdu ve önemli bir galibiyet aldı. Fenerbahçe'ye de baktığımız zaman Tabii ki arada gelen Trabzonspor ve Galatasaray mağlubiyetleri Fenerbahçe zirvenin e, Galatasaray'a devretmesine sebep oldu. Her iki derbiyi de kaybetti. Fenerbahçe Dünya Kupası'ndan döndükten sonra onun dışında bir de Giresun Spor mağlubiyeti var. Son 6 maçında 3 galibiyet, 3 mağlubiyeti var. Fenerbahçe'nin ki son deplasmanında Gaziantep'i son dakika golle 2-1 yenmişti. Yine ondan önce de Antalyaspor'u Sporu 2-1 mağlub etmeyi başarmıştı deplasmanda. Bir önceki deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 kaybetmişti. Fenerbahçe bu sezon aldığı 4 mağlubiyetin ikisini deplasmanlarda ikisini de kendi evinde aldı. Evet yavaş yavaş artık çete doğru dönelim. İlk yarıdaki maçında 3-3 bittiğini bir kez daha hatırlatalım. Fenerbahçe Lig'in açılış maçında Ümraniye Spor'la 3-3 berabere kalmıştı. İlk yarı 2-1 önde bitirmişlerdi. Ener Valencia ile Fenerbahçe 1-0 öne geçmişti. Penaltı golüyle ile skor eşitlemişti. Fenerbahçe 45 artı Ener Valencia ile bir kez daha öne geçmişti. Valentin George 67'de skor eşitlemiş. Mırşiç penaltıdan 3-2 öne geçirmişti Ümraniye Sporu. Mergin Berisha gitmeden önce Fenerbahçe son dakikada puanı getiren golü atmıştı. Fenerbahçe çok bir beraberlikle başlamıştı sezona ki. Ümraniye o beraberliğin arkasından çok uzun süre puan da alamadı. Ama bakalım bugün neler yapacak. Evet chatimize doğru dönelim artık. Bakalım chatimiz maçla ilgili neler düşünüyor. Genel olarak neler düşünüyor. Ener Valencia'nın kaç gol atar diye anket açmıştık. Dün de bunu Abu Bakar'la ilgili yapmıştık. Şu anda 21-25 gol aralı. Yani Ener Valencia'dan sezonun geri kalanında 6-10 gol daha bekleyenler var. 21-25 aralı %32 ile önde. 15-20 gol takip ediyor onu. %29 ile 25-30 gol. Yani sezonun geri kalanında 10-15 gol daha atar diyenler. %21'de ve 36 diyenler de %19'da. Şu anda birbirine çok yakın giden bir e, anket var orada. Bu arada Fenerbahçe kazanır diyenlerden de şöyle bir like bombardımanı alalım bakalım. Fenerbahçe kazanır diyen kaç kişi var? Bunu maç başlayana kadar bakalım. Kaç tane like gelecek Fenerbahçe kazanır diyen. Evet chatimize doğru dönüşümüzü yapalım artık. Nereden başlayalım? Şöyle biraz gerilerden başlayalım. Ben çok konuştum çünkü. İlk gol 7. dakikada at fava bekle demiş. Şair Sonat. Şunu düzelteyim. Tağla Yılmaz al bir tane daha verdim demiş. Herhalde şey mi? Abonelik mi? Furkan bence 2-1 bitecek maç demiş. Furkan ne demiş ki? Ümraniye Spor Fenerbahçe, 3, Fenerbahçe 3-1 yener demiş. Game Changers ona 2-1'lik cevap vermiş. 3-1 ya da 2-1 Ümraniye demiş. Cristiano Ronaldo. Arabistan'dan yazıyor biliyorsunuz. Fenerbahçe'de arkadaş Fenerbahçe'den kim gitse çok üzülürsünüz diye soru sormuş. Mehmet Efe daldın evet kritik bir soru geldi. Fenerbahçe'den kim gitse şu anda çok üzülürsünüz. Evet Lincoln yine bu maçta sol bek oynuyor. Oynatıyor onu sol bek zaman zaman bu 4. veya 5. resmi maçı olabilir. Abi Inter nasıl olur derken Salay ve Arda gitse üzülürüm demiş Nurlan. Hoş geldin bu Bucak Aldo. Bucak Aldo hoş geldin. Umut Bucak herhalde bu. <laughs> Abi Lincoln Solbeck. Evet Alioski de Lincoln tercih etmiş. Bunu yapıyor zaman zaman. Niye bu kadar şaşırdınız ki? FB kazanırsa senin videona hani Ümraniye kazandı diyeceğim bekle. Messi Deniz gelmiş. Hoş gelmiş. Merhabalar mutlu akşamlar diyorum. Bence Fenerbahçe takımı 3-0 kazanırım diyorum demiş. Serdal Öztürk Tağla Yılmaz abi. 2 bana, bana, daha verdim. Bir tane daha veriyorum abi demiş. Tağla bizim için gerçekten de son günlerde baya bir çabalıyor. Ferit Abbasov bu takım şampiyon olur demiş. Burak Rüzgar. Abi Lincoln Solbeck. Evet Lincoln Solbeck. Şöyle bakalım. Bakalım bakalım. Oo bu arada Yahya iyi oldu. Geleceğim Yahya oraya. <laughs> Seyirci grubuna hem de. <laughs> Ümrani'nin sağ solu belli olmaz ama Fenerbahçe alır. Valencia 17 golle sezonu kapatır. Bence bu Pedro ve King'in performansına bağlı. Yani sezonun geri kalanında sadece 2 gol daha mı atar diyorsun? Geri kalan 18 maçta Valencia 2 gol atar. Yoksa bundan sonra 17 gol daha mı atar demek sen anlamadım tam. Allah bizim için çalışmaya devam ediyor. Fenerbahçe 3 yıldız şu anda. Evet 4 bir Abi Sivas Spor'dan Demir Spor maçını yayınlayacak mısın? Maç tahmin 3 0 fen alırız. Sivas Spor'dan Demir Spor maçını yayınlamayacağım arkadaşlar. Teşekkür ederim Game Changers. Inter nasıl olur sorusunu anlamıyorum. Ne olur Inter ben anlamadım. Mehmet Efedal 3-1 alır demiş. Batuhan Şahin 3-0 Fenerbahçe demiş. Fenerbahçe 3 yıldız. Arda gitse üzülürüm diyenler var. Talha'cım çok teşekkür ederim. FB zorlanır ama 3-1 alır demiş Hasan. Messi Deniz abi Galatasaray'ın Fenerbahçe 3-1 alır demiş. Burak 3-1 Fenerbahçe alır demiş. Abi hasta hasta seni izliyorum demiş. Yakup'un kanalı çok geçmiş olsun güzel kardeşim. Abi Fenerbahçe alır değil mi diye sormuş Fenerbahçe. Vallahi chat şu anda Fenerbahçe alır diyor. Ama Fenerbahçe'nin Dünya Kupası'ndan sonraki performansı açıkçası beni çok tatmin eden bir performans değil. Yani her maç ko korktuğumuz Fenerbahçe geri geldi bence. Zaten öyle gibi oynuyor Burak. Ee, tam sol bek gibi oynamıyor. Lincoln böyle sol tarafta daha bir free yani Çaykuze Spor maçında öyleydi. Ee, birazcık daha Lincoln'u zaten şey saldıracağı maçlarda hani daha rakimi güçsüz hissettiği maçlarda Lincoln'u kullanıyor. Lincoln neredeyse sol açık gibi oynuyor zaten hani çok fazla geri dönüş yapmıyor. Hadi bakalım. Vallahi son dakika golüyle dün gerçekten de e, inanılmaz bir galibiyet aldılar. City maçı var içeride. City maçı bence yani Şubat ayının e, ortasında olay çözülebilir Premier Lig'de. Yani Arsenal mükemmel gidiyor çünkü Alioski'nin sözleşmesi feshedilecek. Bir sol bek bulurlarsa edebilirler. Evet Yahya Acım seyirci grubuna bize destek oldu. Üye oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Verdiği destekten dolayı. Bir ara bir Yahya esprileri günü yapalım ama olmuyor böyle. Yahya son zamanlarda hiç espri yok. Abi Fenerbahçe 3 1 Çok genel olarak şu anda 3-1 e, tahmini geliyor. 3-1-3-0 tahminleri geliyor. Abi Valencia iki tane atmazsa bir şey değilim demiş. Ema TV. Abi Fenerbahçe şampiyon. Abi Fenerbahçe kaç yıldız. Buna cevap verdim. Toplam gol çift oynanabilir. Ha, toplamda çift gol. Tamam. Ya ya üyeliğini yenilemiş. Teşekkür ediyoruz. Valencia şans verirse 25 golü geçer. Yakup'a Okan'a bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Ben yani Ümraniye Spor'un golü yedikten sonra Trabzonspor maçına nasıl dağıldığını gördünüz. Fenerbahçe ilk golü bulursa dağıtabilir yani. Ama Fenerbahçe'nin tabii ki dünya kupası önceki takımının bugün geri dönmesi lazım. Bakalım İrfan Can Kahveci nasıl bir etki yapacak tabii ki. İrfan'ın e, pas trafiğini yönetmesi, İrfan'ın oyunu açması, e, yeteneklerini kullanması Fenerbahçe için çok çok önemli. Bakalım bugün İrfan bence maçın e, kırılma adamı olacak gibi hissediyorum Fenerbahçe'de. E ben de e, farklı bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum açıkçası. Ee, bu soruyu bence artık bırakalım arkadaşlar şu James Bu arada Galatasaray'la bir haber vereyim. Icardi şu anda Rodri Rodriguez'in eski sevgilisiyle berabermiş. 2-1 Galatasaray ın. Ben abonelik mi alacaktım sana? Nasıl abonelik alacağım ben sana? Ben mi dedim? Yoksa başka birim dedi. Abone olup like mükemmel olur. Şöyle Fenerbahçe yener, yener diyenlerden bir like bombardımanı bekledik ama şu ana kadar çok kişi atmadı. Demek ki Fenerbahçe yener diye inananlar az. Çete yazıyorlar ama like'lı yoklar. 4-1 Fenerbahçe yorumu geldi. Fenerbahçe yener diyenler çete e, like'ları bir yüklensinler de bakalım kaç kişi Fenerbahçe'nin yeneceğini düşünüyor bakalım. Nicat seri bir giriş yapmış. Ümrani Fener'e koyar. Fenerbahçe yine kırmızı kart yiyorum de yer demiş. Vay Ömer Faruk bir maçın gidişatını değiştirecek bir olay söyledi. Kırmızı kart çok etkiler maç. İnşallah Fenerbahçe'm kazanır diye yorum var. Arda Güler prime dönemiymiş. Oynatmıyoruz ki. Galatasaray Fenerbahçe maçı yarın olabilir. Yani yarın olabilir derken yarın saat 2'de Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi var. Biz de canlı yayında olacağız. Orada göreceğiz. Belki de bir e, Şubat ayının sonuna 28 Şubat 1 Mart 2 Mart tarihlerinde oynanacak maçlar. Oraya bir şey çıkabilir. Fenerbahçe Galatasaray derbisi daha çıkabilir. Haaland inanılmaz gidiyor. Bugün okudum da son 142 maçta 146 gol mü atmış ne adam. İyi ya iyi. Ronaldo ve Messi'den sonra böyle onlar tarzında bir oyuncu değil. Bu bitirici golcü yani. Ronaldo ve Messi tarzında değil ama en azından bir süre kendimizi tatmin edecek bir oyuncu var. Arteta inanılmaz iş yaptı ya. Geçen seneki o Arsenal'in kötü başlangıcı. Arsenal yönetiminin arkasında durması sezon boyunca ve e, bu hale getirmesi bence mükemmel. Tabağa coştu bizim için. İnşallah Barcelona olur. Yahya'dan 10 liralık bir katkı daha geldi. Teşekkür ediyoruz Yahya'cığım. <laughs> Önce seyirci üyeliğini yeniledi. Arkasından 10 liralık da bir süper chat katkısı geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Lordman 4-0 Fenerbahçe demiş. Bu arada Nurlan 3-0 demiş. Valencia 2, Batman 1 demiş. Valencia da de tabii ki şu anda Borini on arkadan en yakın takipçisi oldu. Borini'den kaçabilmek için golleri sıralamak zorunda o da. Alır zaten onlar sürekli şampiyon olmuyor mu ya? Arda Güler bir gol atacak girerse atabilir. Abi Fener alır %100 yorumu var. Benim bir ay 14 gün var bitmesine üyeliğin. Bir ayda 14 gün değildi. Zaten üyelikler bir ay bir ay alınıyor. 3 aylık mı aldın? Ne yaptın? Beşiktaş'ta bu bakar. Alanya maçında 2 gol atar. Eğer oynarsa büyük bir ihtimal ilk 11 çıkar o maça. İrfan Can Kahveci ilk 11'de. Ha Yahya, Nurlan'a abonelik, üyelik alacak mısın? Ben biraz geriden geldiğim için. Vandana'ra, diye kötülük yapmak için her şey olabilir Vandana'ra arkadaşlar. Eski kocasıyla bile buluştu yani her şeyi yapabilir şu anda. Aman aman, aman sakın ha. <laughs> Muslera keser zaten onu. Dani Alves hapse girdi zaten de çıktı mı bilmiyorum. O sonrasını takip etmedim. Bu futbolcuların cinsel istismar olayı ne olacak ya? Tava coştu. Fenerbahçe eğer kırmızı kart yerse net takılır bence. Büyük bir ihtimalle. Rozier mi? İki maç alır. Erlor Verti Ümraniye spor alır demiş. Feneröp 10 kişi yeniliyor demiş Murat Çiftçi. 11 kişi yenildiği de var. Sonradan kırmızı kart gördü mesela Galatasaray maçında. Trabzonspor maçında ne zaman görmüştü kırmızı kartı? 0 sıfırken görmüştü değil mi? Evet. Kırmızı kart gördüğü zaman biraz sıkıntı yaşıyor ama Galatasaray maçı o ondan ee, daha şeydi. Yavaş yavaş geliyorum sakin. <laughs> ya Yaya'cım biraz chatle gerideyim. Mbappé mi Haaland mı? Ben biraz daha Haalandçıyım. Ama Mbappe'nin yetenekleri de yani Adam büyük ihtimal dünya kupasındaki gol rekorunu falan filan kıracak zaten. İşte Haaland'ın orada Norveçli olması biraz dezavantaj. Gol sayısı büyük ihtimalle 21-22 gol, gol kralını getirmeyebilir çünkü Borini de acayip geliyor arkadan. Ümrani Spor kazanacak demiş Hüseyin Yıldırım. Bu arada Arda Güler ve Valencia ikisi üzülürüm diyenler var. Fenerbahçe 4-2 kazanacak. Türkiye Kupası maçları 28 Şubat 2 Mart arasında. Navas Fener'e gelmez. Evet yapacağız saat 2'de canlı yayındayız. Yahya abi bugün coşturuyor evet. Ümrani Spor 0 Fenerbahçe 2 3 0 indirmiş Şaka mısın çocuğum demiş. Valencia 1 Şu an 2 Crespo 1 4 olur yorumu geldi. Konya tek Fenerbahçe çift skor oynayın demiş. Şair Sonat Fenerbahçe yaz yüzde imkansız demiş. Abi bir kere hangi takımısın mısın? Fenerbahçeliyim arkadaşlar ben. Yahya'dan bir 10 lira da 10 lira 10 lira geliyor Yahya'dan. 10 lira bana attı 10 lira YouTube attı şu anda. <laughs> Fener Handikap sıfır zor yener. Fener Stopere Van'dan ağır yağsın. İkar bir tek orada durdurur. Evet. Abi hangi takımısın? Fenerbahçe. Nurlan abisi küs müsün hiç selam vermiyor musun? Korkusuz sıfır Fenerbahçe nerede demiş. Mbappe bu da Ömer için attım demiş. Valencia size Gaziantep maçında iki gol daha vardı ama atamadı. Rahat Fenerbahçe alır. Abi Fenerbahçe kaç gol atar Ümraniye Spor'a? Ben 3-4 diye bekliyorum bakalım. Abi dünden beri ağlıyorum. İstanbul'um yenildi. Yoksa o tribündeki tevh taraftar sen miydin Göktu? Hani bir kişi gitmişti ya bugün İstanbul Spor'una teşekkür tweet atmış. O sen olabilir misin acaba? Eee <laughs> Ömer Faruk Elbir strateji yapıyor. <laughs> Abi yine her zaman olduğu gibi canlı yayın izliyorum. Teşekkür ederim Hüseyin'ciğim. Evet Valencia'nın oynamadığı maç sayısı da fazla. Ümrani 3 kazanacak demiş Berkay Duran Safi ve İbrahim Gürbüz de 7 Fenerbahçe kazanacak demiş. Bol gollü bir maç bekleniyor. Aynen kura çekim bakalım derbi çıkacak mı? En kötü ihtimalle yarı finalde çıkar gibi geliyor. Yarın saat 2'de. Zaten canlı yayını ben önceden planlıyorum ya bildirimi gelir size yarım saat kala. Kura çekimi var diye. 13.45 gibi gireriz büyük ihtimalle canlı yayına. 2'de başlayacak o biraz 2-10 geçe başlar biraz sohbet ederiz. Sonra kurallar çekilir, arkasından bir sohbet daha yaparız. Final yolunu belirleriz. Sizce kimler finale kalır, kupayı alır diye. Çünkü artık yarın tüm yol belli olacak. Yarı final kuralları da çekileceği için orada kendi anketimizi yaparız, şampiyonu belirleriz. Büyük bir ihtimal benim kanalımda şampiyon Galatasaray çıkar ama yine de yap yaparız. Twitch'in içinden çok teşekkür ederim. Fenerbahçe kırmızı kart görürse 3-0 yenilir. İşte Yahya işte Yahya geri döndü <laughs> ve Ömer Faruk el birden de bir 10 lira bilgisayardan grip olmuş Windows açık kalmıştı ondan sonra aşı vurdurmuş falan <laughs> Yahya abi sakin <laughs> yalnız Yahya ile Ömer Faruk birbirine karşılıklı e, şey jest yapıyorlar yaptıkları jest de bana para göndermek <laughs> kanala destek olmak Ay üşüyorum bugün ya. Vallahi sıcak su torbası var. Kafamdaki bandanayı takamadım çünkü. iki bandana vardı ki işte yıkanıyor şu anda. Hatta yıkandı da kurumadı. Ama üşüyorum bugün. Bu arada arkadaşlar bugün 3 ayların ilk günüydü. Ee, mübarek aylarınız e, kutlu olsun diyeyim. <laughs> mübarek aylarınız mübarek olsun. <laughs> Oruç tutanların da e, Allah kabul etsin diyelim. Yayında olmayacağız. Yarın belki söyleyebilirim ama unutabilirim. Perşembe günü de kandil. Kandiliniz de şimdiden mübarek olsun. Ya stüdyonun da kanalına abone olun arkadaşlar. Ben Messi'ciyim. Ama ben Ronaldo'yu da çok seviyorum arkadaşlar. Yani benim Messi, Ronaldo kavgam yok. Ben ikisini de izleyip keyif alıyorum. Bir saattir geriden izliyormuşum diyor Nalan. Annemin adaşı. Beşiktaş tabii ki şu an işin içine ortak oluyor. Böyle giderse kazana kazana giderse E o çok. Yani haber kaynağı İspanya'dan ama çok net temiz bir kaynak değil yani. Döner daha burada ne goy goylar döner. Kayra soru sormuş cevaplamamış. Bir daha sor cevaplayayım. Ahu kim? Fenerbahçe bana göre kazanır. Kağıt üzerindeki favori Fenerbahçe. Maça 45 dakika kalalım. Ta şey, e, ta tala kadro ayarlaması uzun sürüyor. O yüzden yarım saat kala açıyorum. Çünkü takımlar bir saat kala hazırlıyorlar ve ben şu ekranda gördüğünüz görselleri hazırlamak zorunda oluyorum. O yüzden de o uzun sürdüğü için risk alamıyorum. 45 dakika kala yayına girme şeyini alamıyorum ama o sürüyor çünkü bir 10-15 dakika onları hazırlamak sürüyor. O yüzden Ara ve Ara ile Crespo bu maç kırmızı kart görür. Beraber el ile kırmızı kart görüp çıkıyorlarmış. <laughs> bu arada bunun kırmızısı da ne kadar suratıma yansıyor bu kadar yaklaştırınca ya. Kıp kırmızı oldu biraz önce suratım. Abi Valencia Barcelona'ya gidecekmiş yok gitmeyecek merak etme. Benden fazla YouTube kazanıyor. Şimdi Ocak ayı geldi zaten kazançlar inanılmaz düştü arkadaşlar. Aykut gol atamayınca ne demiş? Aykut. <gülüyor> <gülüyor> Kazandıkları bir seri oldukları için hakem mi konuşsunlar? Kazanıyorlar çünkü niye hakem konuşsunlar? Abi kim kazanır? Fenerbahçe. Mesut Özür şu anda Başakşehir'de. Abi bugün 100 lira gelir mi? Hemen hemen. Abdülkadir Bitigen maçın hakemi. Yağız'cığım teşekkür ederim. Fenerbahçe alsa da birinci olamaz. Çünkü 7 puan geride alırsa en fazla 4 puan geriye gelebilir. Perşembe günü kandil. Regaip kandili. Hakemlerin berbat olduğu konusunda bence en fikiriz. Yani berbat demeyelim de o çok ağır olur bence kötü oldukları konusunda bence hem fikiriz. Zaten bunda bence herkes hem fikir. Yani televizyondan maç izleyip orada bile karar veremeyen insanlar var arkadaşlar. Doğru kararı veremeyen hakemler. Bunlar sahada hakemlik yaptılar zamanında öyle düşünün. Abi sonra Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyonu? Yok diğer takımlar çok geride kalmadı. Onlar da yakınlar. Yani Galatasaray iki, iki maç takılsa zirve şey gibi olur. Karman çorman olur yani. İlk 6 bence ayrılacak. Adana Demirspor ve üst taraf aşağı taraftan ayrılacak. Şu anda Messi ile Haaland kıyaslaması çok yanlış olur. Bir kariyerinin daha başında biri sonunda bu ikisi kıyaslanır mı? Aldığı ödüller, aldığı kupalar, takımlarını getirdikleri yerler. Bence çok kıyaslanacak bir yer değil. Haaland'ın önünde nerede 14-15 senesi var daha ya. Ali Baba dün de vardım bugün de varım diyor. Icardi mi Valencia mı? Bu soru yani genel anlamda mı? Icardi'nin mesela iki kayıp senesi var. O orası dahil mi? Vanda Naralı Icardi mi? Vanda Narasız Icardi mi? Bunlar çok değiştirir olayı. Yani Icardi her anlamda tabii ki önde ama Vanda Nara olduğu zaman ee, pek öne getirmiyor. Mertens kiralık değil. Mertens zaten son kontratını aldı. Gelecek sene bir sene daha kontratı var Mertens'in. Rashica ve Icardi'yi çok alabileceklerini zannetmiyorum. Bon servisle çok alabileceklerini zannetmiyorum. ikisinde çünkü hem uçuk bon servisleri var hem de aldıkları paralar uçuk yani çok karşılanacak paralar gibi durmuyor Türkiye şartlarında. Ama ne olacak? Bankalar çıkar bir 10 milyar daha kredi verirse onları da alırlar yani sorun değil. 12 artı corner oranı fena değil değerlendirilebilir. Bakalım rüzgar nasıl maçta? Trabzonspor maçında berbat bir rüzgar vardı biliyorsunuz. Kaleye gitmeyen toplar. Bak Türk kulüplerinin kırışlarında hakemler kötü mü? Kötü. Zemin kötü mü? Kötü. Sağlar kötü mü? Kötü. Fixtir zorlu olan hayatta katılmıyorum ama ilk üçünde haklılar ama bu haklılıklarını sadece mağlup oldukları zaman söylüyorlar. Yani bunun için kimse bir şey istemiyor. Burada herkes bakın herkes düşeni de şampiyonlar giden de herkes kendisiyle hata olmasın. Kendisine bir şey yapılmasın da kime olursa olsun onun derdinde yani. Hiç şeyde değiller. O yüzden kimse adalet aramıyor. Kimse iyi hakem aramıyor. Bunu zaten arıyor olsalardı şu ana kadar çözerlerdi. Yıllarca 30 senedir bu konuşuluyor. Ben var yani 30 senede çözülemeyen bir problem var hakemlerle ilgili. Hiçbir çalışma yapmazsan herkes işte burada kemgimiz daha çok bağırırsa o istediğini alıyor. İşte hep öyle oluyor zaten. Ramazan'da sabahlamamız yok mu? Olabilir sabahlayabiliriz. Ben zaten sabahlıyorum Ramazanlarda arkadaşlar. Açarız yayın sabahlarız. Miraç Buğan 1336. Abi lütfen gör bir yıldır aboneyim demiş. İki takım da bu arada sahaya geliyorlar. Acayip bir rekor olur öyle bir şey yaparsa. Yok Gerrit Bey'le üzülmedim. Son seneleri zaten çok karman çorman gidiyordu. Olabilir. Niye olmasın? Senden vitamin sizi nerede? Ne bileyim senin sevgilin değil miydi o? Mars en son Olympiakos'taydı ama tabii öyle takımlarda olunca insanların ilgi alanından bir ayrı çıkıyor. Hala oradan bilmiyorum. Sezon başında imza atmıştı. Bak Özcan dedim sen sana sormak. Özcan'ı niye engelliyoruz? Vallahi ben çok oyunu oynayamıyorum ama bakarız. Ramazan ayı bir gelsin de hele. Bir görelim Allah'ın izniyle Ramazan ayını. Utkucum teşekkürler. 3 senedir buralarda olduğun için. Boğa'ya 15 milyon teklif. Valla ben böyle teklif gördüğüm yerde satarım. Ama işte bizim Türkiye'de problem ne biliyor musun? Şu anda Galatasaray'da Boğa'nın alternatif hazır değildir yani. Saşa Boğa'yı bulduğu gibi mesela yarın bugün Saşa boya giderse ona alternatif. Yarın bir gün Torreira veya Sergio Rivera'dan çıkarsak oraya bir alternatif. Yarın bir gün Nelson giderse oraya alternatif. Bunlar hep hazır olması lazım. Bakın Mönchengladbach Bulak kaleci sattı Bayan mine. 24 saat geçmeden adam kalecisini açıkladı. Hazır adamlar da hazır. Adamlar da çalışmalar hep hazır. Hiç sıkıntı yaşamıyorlar. Sattıkları gibi yerisine alıyorlar. O yüzden satmakla sıkıntı yaşamıyorlar. Türkiye'de 15 milyon euro bir teklif görüyorsun. Şu anda 300 milyon lira demek. Senin kulübünün borcu 5 milyarken 300 milyon liraya kimse hayır demedi. Ben olsam hemen satarım. Sat, sat derim ama onun yerine hemen maksimum bak 15 satıyor mu? 3 milyon liraya alacağın adam bellidir yani. Maksimum 3 milyon liraya. Alacaksın bir 15 milyon euro daha yapacaksın ondan. Çünkü senin gelirin bitti. Yok gelir. Yani bunu aslında yöneticiler falan benden iyi biliyorlar da. Kimsenin kendi malı değil ya kulüpler. Bir şey olmuyor ya. O yüzden sıkıntı olmuyor. Bilmiyorum ki kale, bir kaleciyle imzaladılar hemen. Aynı günü Somer gitti o geldi. Hemen internetten bulayım ben sana dur bakalım. Hadi bakalım. Şimdi transfer markete yazsak da Oh Almanca çıktı. Omlin almışlar Hasan. Montpellier'den Omlin almışlar. Adamların planları hazır. Abi Fenerbahçe Kelly Navas e mı gelecek? Gelmez arkadaşlar. Fenerbahçe'nin yabancı kontenjan dolu. Emel Farukçum Allah kabul etsin. Biz Muslera'nın yenisini arıyoruz. Şimdiden iki sezonda arıyorlar mı acaba? Acaba aranıyor mu? Abi seneye kim şampiyon olur sence? <laughs> Dağdır bu seneyi konuşamadık net ya. Evet şu maç başlamadan artık bir 100 like'a çıkalım mı arkadaşlar? Taraflı tarafsız herkesten 223 kişiyiz. Şöyle bir 10-15 like daha gelsin de şöyle bir... Yani Yüksek başlayalım ya. 100 like'ı geçmiş olarak başlayalım. Maç başlıyor hadi. Beni şöyle morallendirin. Güzel maç anlatayım. Evet artık 90 dakikanın hareketlenmesini bekliyoruz. Recep Uçar maç öncesi. Bu arada Ümraniye Spor siyah formasıyla çıkmış. Ben kırmızı forma yapmıştım ama artık idare edeceksiniz arkadaşlar. <laughs> paylaşmıyorlar yapabileceğim bir şey yok. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı tüm kulvarlarda gol atan Ener Valencia Süper Lig'in gol kralı bakalım. Neler yapacak bugün 90 dakika yaptı. Kadir Bitigen başlatmak üzere. Ligin ikinci yarısının ilk haftasını kapatıyoruz. Ve Abdülkadir Bitigen işaretini verdi. 90 dakika başladı. Atilla Salahi Uzun bir top gönderdi minneleri doğru. Sol tarafta Lincoln ki Vuramadı orada kafayı. Taç Fenerbahçe'nin oldu ama. Hayır dedi Abdülkadir Bitigen. Taç Yumrani Spor'un Son müdahalenin Lincoln'dan olduğunu söyledi. Fenerbahçe deplasman tribünü görüntüde. Taç'ı kullandılar. Kafayla karşıladı. Lincoln, Isaac Saki. Popov uzun gönderdi topu. Umut Nayir'e doğru. Atilla Salahi sol çizgiye yakın. Topa dokundu. Onur Ayık'ta kaldı top. Onur Ayık. İki Onur var bugün Ümraniye Spor'da sahada. Sağ bekleri Onur Atasayar ve sol bekleri Onur Atasayar ve sağ açıkları Onur Ayık. Uzun bir top Lincoln'den Valencia'ya doğru taca gitti. Recep Uçar görüntüdeydi. Şimdi de Jesus görüntüye geldi arka arkaya. Abdülkadir Bitigen'den bir faal karar daha Ümraniye lehine. Orta sahanın hemen gerisinden Popov'la serbest vuruşu kullanıyor Ümraniye Spor. Isaac Saki yanına doğru yaklaştı. Ona doğru bıraktı topu. Isaac Saki sola doğru gönderdi topu. Onur'dan pas. Ferdi Kadol topun geçmesine izin vermedi. Crespo Sakey'in baskısı vardı. William Arao oyunun yönünü sol tarafa doğru çevirdi. Linko Nernike orta sahanın solunda aldı topu. Nernike Bırak topu Ener Valencia'ya. Kendi yarı sahasına kadar geldi Ener Valencia topu aldı. Geride Samet Akaydın'la oynadı. Samet. Samet aradan William Arao'yu buldu. Ondan sağ tarafa doğru Ferdi Kadolna. Ferdi'nin pası. Müdahale vardı Kartal'dan Ferdi. Topla beraber içeri doğru kat etti. Şimdi üst üste çalımlar Ferdi. Ferdi bu arada ekranda bozulmalı oluyor şu anda. Bin Sporza Rossi. Rossi solunda Lincoln'e bıraktı. Lincoln ceza sahasının ortayı yaptı, arka direğe doğru. Kafa vuruşu kalecide kalıyor. Orkun yayında bozulmalar oluyor. Benden mi oluyor yoksa Bein Sports'tan mı oluyor? onu Anlamak için bir kanal değiştireyim. Allah Allah, yağmur mu yağmur mu var ya? Bir saniye bakayım, bir yağmur mu başladı. Yağmur da yok ama şu anda yayında problem yaşıyoruz maç başladığından beri ki diğer maçında da var. Göremiyorum hiçbir şey. Oğuz. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Ümraniye Spor geliyor ama Atilla Salah'a girdi araya. Berbat bir görüntü var şu anda bende. Bakalım normal kanallarda mı böyle Rüzgar yok bir şey yok niye böyle oldu ki bu? Yo buralarda bir şey yok. Maç başladıktan sonra bir şey oldu bir anda yayına. Ümrani Spor şimdi sağ taraftan geliyor. Orta sağ. Orta ama Fenerbahçe'nin olması karşıladı. Crespo. Batshuayi ikili mücadele. Yerde kaldı Batshuayi. Faal kararı geldi. Gulu maçını yaptı harekete. Batshuayi kendi yarı aslında çıkmak isterken yerde kaldı. Dakika 5. 4. dakikayı geride bıraktık. 0-0'lık beraberlik var. Ümraniye stadında. Sağ taraftan Ferdi Kadıoğlu. Cuma katıldı. Mişi Batşuay'a bıraktı topu şimdi. Batşuay'dan pas. İrfan Can Kahveci. Ferdi Kadıoğlu oynadı. Ferdi Kadıoğlu. Topla beraber içeri kat ettikten sonra Atilla Salah'a bıraktı. Rakip el Atilla Salah'a. Sağ tarafa doğru uzun bir top attı. Batşuay'a doğru. Onur kesti kafayla. Onur Atasayar. Arao da kal top. Arao sol tarafa doğru. Oradaki boşluğu iyi gördü Rossi. İyi kontrol geldi. Ceza sahasının solunda. Popov var karşısında. Rossi geri doğru oynadı. Crespo'ya. Crespo yaptı arka doğru ortayı. Kaleci Orkun için çok rahat bir top oldu o. Rossi içeri girmeni bekliyordum diye birini işaret etti. Herhalde orada Batshuayi'ydi o. İçeri doğru koşu yapsaydın diye anlaşamadılar orada iki oyuncu. Orkun uzun gönderdi Lincoln Nernike. Karşıladı kafayla topu sol tarafta Rossi'ye gelmedi top. Müdahale var Taç Fenerbahçe'nin. Lincoln Nernike kullanacak taç atışını. Orta sahanın hemen solundan kullandı. William Arao pası Crespo'ya. Crespo rakibinden kurtarmak isterken. Fall. Oğuz'un yaptığı hareket Fahal Crespo'ya. Bu arada Oğuz mücadelenin hemen arkasından Abdülkadir Bitigen'e bir saniye hocam dedi. Onda bir sıkıntı var herhalde. Abdülkadir Bitigen şu anda yanında Oğuz'un. Evet devam edebiliyor Oğuz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Samet. Ferdi. Bak şu aydan önce Gulu Masi müdahalesi vardı. Epriano'yu transfer etti biliyorsunuz. Başakşehir'den Ümraniye Sporu bugün yedekler arasında Epriano. Kartal. Kayarak müdahale vardı Arao'dan. Arao'nun yaptığı harekete faal diyor Abdülkadir Bitigen. Kartal yerde kalmıştı. Beşiktaş'tan kiralık olarak yine Ümraniye Spor'a geldi bu sezon ki geçen sezon Yine Ümraniye Süper Lig'e çıkmasında önemli pay sahibi olan da Kartal Kayra Yılmaz. Sezon başında Beşiktaş'ta forma şansı bulamayınca tekrardan Ümraniye kiralanmıştı. Alison döndü kalesine Orkun'a. Fenerbahçe ön Valencia'nın baskısı var. Orkun yerden gönderdi top. İrfan Can'da kaldı. İrfan Can. İrfan Can kahveci topuna müdahale var. Kaybetti topu. Sonrasında baskısı ama topu alamadı. Ferdi'de kaldı top. Ferdi Kadıoğlu. Betta kurtardı. Aradan gönder topu. İrfan tek top Ener Valencia sağ çizgide. Biraz daha geri sonra Arao. Baskısı var Ümraniye Spor'da Umut İyi pas trafiği yaptı Fenerbahçe orada ve topu so salaya Salah'a kazandırdı. O da sol tarafa doğru gönderdi Lincoln Ernike'ye. Fenerbahçe bu sefer hata sol taraftan şekillendirmek istiyor Rossi. Rossi geri döndü. Bu arada Fenerbahçe'de Crespo'nun ayakkabısı çıktı şu anda. Topsuz alandaki mücadelede o ayakkabısını giymeye çalışırken Fenerbahçe'de kalecisi 6'ya kadar geri döndü. Atilla Salahi. Ön alanda baskısı var. Ümraniyespor'un Samet Akaydın. Samet topla beraber kendisi çıktı. Şimdi sol tarafta Lincoln Nerdike'yi buldu. Lincoln. Crespo tekrardan Lincoln. Lincoln Nerdike içeri doğru katetli topla beraber. Lincoln şimdi oyunu sağa çevirdi. Ferdi Kadıoğlu aldı kurtardı rakibinden topu. Ferdi Kadıoğlu iyi taşı topu. Ferdi kaleye baktı. Şutun altı defansına sekiyor. Sol tarafa doğru açılan top Lincoln'e geldi. Lincoln Lincoln'la ki? Ceza sahasının Ener Valencia'yı buldu. Valencia son çizgiye inmeye çalıştı. Valencia iyi kapandı orada Alison, Ener Valencia topu aldı. Sağ tarafa doğru çıktı. Şimdi geri doğru bıraktı Crespo'ya. Crespo aradan gönderdi Ferdi'ye. Ferdi'nin vuruşu defansla Kartal Kayra izin vermiyor topun kaleye gitmesine. Kartal'dan çok kritik bir müdahale verdi. Sağ bek oynayan Ferdi ceza sahasının solundan derinlemesine bir koşu yaptı. Ama Kartal da onu takip etti ve topu kaleye göndermesine izin vermedi. Şimdi Arao. Batshuayi'n er Valencia oyunun yönünü sağa doğru çevirdi. İrfancan Kahveci Kontrolü yaptı bıraktı Arao'ya. Arao'dan sağ tarafta bir kez daha Ferdi'ye. Ferdi'den tekrardan Arao'ya kısa paslar. Umut Nayir bir kez daha geldi defansına yardım için orada. Şimdi Fenerbahçe topu çevirdi. Bir kez daha Atilla Salay'a döndüler. Rakip alanın ilk metrelerinde Atilla Salay, Arao ile anlaşamadılar. Topu kazandı Ümrani Spor Betta Betta kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Topla beraber süratlendi. Arao karşıladı topu çaldı ondan. Şimdi Ener Valencia. Valencia biraz yalnız kaldı kendi başına gitmeye çalışıyor Valencia. Şimdi destek geriden Lincoln'dan geldi. Lincoln'dan Rossi'ye. Rossi aldı sana. Şutu olan Orkun. Rossi şimdi Batshuayi. Batshuayi sona çekti. Batshuayi bir kez Orkun Rossi atamadı. Altı pas içinde seni kafayı vuramadı. Uzaklaştırıyor defans Popovla. Önce Rossi'nin vuruşu Orkun çıkardı. Ondan boşta kalan topu Batu şu aldı. Onun vuruşuna bir kez daha Orkun çıkardı. Sonrasında Rossi bomboş pozisyonda kafayı kaleye gönderemedi. Kafa vuruşuyla topu kaleye gönderemedi. Fenerbahçe hocumu devam ediyor Rossi. Karşılaşmanın en tehlikeli pozisyonu. 10. dakika içine geldi. Rossi bir orta daha uzaktır. Doğru Orkun. Üst üste başarılı kurtarışlar geldi biraz önce Orkun'dan. Ümraniye Spor Kalecisi. Trabzonspor maçında da iyi bir performans sergilemişti. Fenerbahçe maçına da şu anda iyi başladı. Aylarca Serkan'ın arkasından nasıl kalmış? Gerçekten de iki maçta şaşırtıyor biraz. Orkun'dan uzun bir top. Lincoln karşıladı. Yalnız Rossi altı pas içinde bomboş kaleye Kafayla topu gönderemedi. Pozisyonu tekrar daha net gelmedi. Ben de net bir şekilde anlatamadım. Tabii ki hızlı orada pozisyon aksiyon için anlattık ama. Şimdi evet şimdi geliyor. Rossi'nin ilk ceza sahası dışından şutu. Orkun iyi çıkarttı. Sonrasında Bahçuha ceza sahasını hemen sağında aldı. Soluna çekip şutunu çekti. Orkun yine ve Rossi. Orada ayarlayamamış zamanlamayı. Ve bomboş kaleye gönderemeli topu. Şimdi Onur Atasayar. Ceza sahasını oraya gönderdi. Umut Nayir yükseldi vurdu. Avuta gidiyor. <laughs> Bu sefer de Umut zamanlamayı çok iyi ayarlayamadı aslında. Onur Atasayar'dan iyi bir orta geldi ama Umut Nayir iyi ayarlayamadı zamanlamayı. Farklı bir şekilde avuta gitti top. Ferdi Kadol ön alanda baskısı var yine Ümraniye Spor'un. Kayra'yla Samet Akaydın'a bıraktı. Samet Akaydın köşe bayrağına yakın bir yerden uzun top atmış Mişi Batşua ile. aç çıktı. Gulumaz vurdu kafayı. Şimdi Isaac Saki orta sahada İrfan'dan kurtardı. Geriye doğru gönderdi. Orada Popov. Popov sağ tarafa doğru gönderdi. O Lincoln'dan kayarak bir müdahale. Faul kararı geldi Abdülkadir Bitigen'den. Lincoln Nernik'e sarı kartı da görüyor. 12. dakikada Abdülkadir Bitigen karşılaşmadaki ilk sarı kartı Lincoln Nernik'e çıkartıyor. Hemen bize Lincoln'un sarı kartını yerleştirelim. Ümraniye Spor için duran top fırsatı. Rossi uzaktan harika bir şut çıkarttı. Sonra altı pas içinden boş kaleye kafayı vuramadı. Serbest vuruşu kullanıyor. Ümraniye Spor paslaşarak kullandılar. Kartı al. Ceza sahasına baktı. Yüksek bir top gönderdi. Uzak direğe doğru. Kafayı vuran İrfan Can. mu devam ediyor? Uzun vuruşu dışarı gitti. İrfan Can'ı uzaklaştıramadı top. Oğuz bulan vuruşuna top avuta gidiyor. Fenerbahçe'de maçın kader adamı olabilir demiştik İrfancan kahveci için. Şu ana kadar ilk 12 dakikada çok da bir başlangıç yapmadı. İrfancan Can hem topla çok fazla buluşmadı hem de buluştuğu anlarda çok etkili değil. İşte o İrfancan kahveci'nin ayağında top. Şimdi Valencia'ya bıraktı. Ener Valencia. Ener Valencia üst üste çalımlar. Ener Valencia bir çalım daha. inanılmaz geldi. Valencia kaleci de geçmek istedi Orkun. Orkun, Orkun, Orkun. Ener Valencia 5 kişi çalımladı ama Orkun'u geçemedi. İrfan Can yerde şimdi serbest vuruş. Ener Valencia inanılmaz çalımlarda geldi ama belki de en basitini yapmadı. Vurmadı kaleye kaleci de geçmek istedi ama Orkun söktü aldı ayağından topu Fener Valencia'nın. Fenerbahçe inanılmaz bir gol daha kaçırıyor. Önce Rossi şimdi Valencia. Kendi yarattığı pozisyonda topu alara gönderemedi. Karşılaşmada şu ana kadar ilk 13 dakikada en iyi isim kim derseniz tabii ki Ümraniyespor kalecisi Orkun diyebiliriz. Crespo kullanacak, Fenerbahçe'de serbest vuruşu. 1-2-3-4-5-6 oyuncu Fenerbahçe'de ceza sahası içinde. Crespo ceza sahasına doğru gönderdi. Batshuayi kafadan seken top, arka direk Ener Valencia. bir kez daha doldurdu. Da Ay taca attı topu. Bu arada Valencia yerde şu anda. Abdurkaner'e bitigen durumunu sordu devam ettiriyor oyunu. Lincoln, Crespo. Lincoln, Atilla Salah'ı daha geri bıraktı Samet Akaydın. Samet'ten pas, Ferdi Kadolna. Ferdi, paralel pas, Atilla Salah'ı Fenerbahçe çıkmaya çalışıyor. 15. dakikanın içindeyiz. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Isaac Sakki şimdi orta sahada topu kazandı. Ümraniye Spor'da Umut'a kazandırdı. Oğuzgür Bulak. sağ tarafa doğru gönderdi. Popov ucuma destek verdi. Ondan geriye doğru bir pas şimdi. Alison, Alison'dan orta sahaya Kartal Kayra. Ondan kalecisine kadar bir pas. Orkun'a. Orkun. Uzun bir top gönderdi Orkun. Atilla Salah'ı kafayla karşıladı Fenerbahçe savunmasında. Rossi kafayla indirmek istedi ama Alison kademede. Isaac Saki. Sağ tarafa doğru gönderdi Popova. Popov'dan çizgiye paralel bir pas. Onur ayık. Orada Crespo'nun müdahalesi. Ener Valencia topu içeride tuttu. Onur yerde. Valencia'dan defansa aksan doğru bir top denemesi. Gulumat. Kartal Kayra. Alison. Alison'a tacı dedi arkadaşları ve Alison topu tacı atıyor. Onur ayık yerde. Oyun tekrardan hareketlendi Orkun. Önüne doğru bıraktı Şu aynı baskısı geldi hemen Orkun uzun gönderdi topu. Ama o topu Ferdi Kadıoğlu kesti. Ferdi Kadıoğlu İrfan Can önüne doğru. Boş bir alan var İrfan Can önünde. İrfan Can gulum üstüne doğru gitti. Soluna doğru çekme çalıştı. Kapandı. Hemen Ümraniye Spor savunması Ferdi'den Crespo'ya. Crespo bir kez daha İrfan Can düşüncesi geçmedi top. Şimdi hızlı ucum şans olabilir. Umut oyun oyunun önünü sağ tarafa doğru çevirdi. Onur'a doğru Onur top oynandı tutamadı. Rossi. Rossi'nin topuna müdahale Isaac Saki'den bir kez daha touch. Ener Valencia oyunu sağ tarafa doğru döndürdü. Ferdi. İrfan Can Kahveci. şu ayı, İrfan Can Kahveci cezası alsana doğru gönderdi. Ener Valencia doğru son anda Alisson. Gelmesine izin vermedi topun. Ama Lincoln Erke'yle Fenerbahçe topu bir kez daha çalmıştı. Popov tacı attı topu. Ara adam Mişi Batşuay'a. Batşuay'dan derinlemesiyle top Ener Valencia yerde kaldı ama... Devam diyor Abdülkadir Bitigen Gulumat. Gulumat bıraktı topu Kartal Kayra'ya. Ondan bir kez daha kalitesine doğru Orkun'a. Ener Valencia'nın baskısı var. Orkun. Fenerbahçe yarı sahasına doğru gönderdi topu. Atilla Salay kafayla karşıladı. Santra yuvarlan düşen topu İrfan Can Kahveci kafayla geri doğru Samet Akaydın'a gönderdi. Şimdi arağa geldi topu ondan aldı. Umut Nayır'ın baskısı vardı. Sağ tarafa doğru bıraktı topu Ferdi'ye. Ferdi'den bir kez daha Samet Akaydın'a. Samet. Sol tarafa doğru baktı. Lincoln'e uzun bir top attı. Lincoln'ler ne iyi kontrol geldi ama topu kaybetti Lincoln. Popov döndü kalesine bir kez daha Orkun'a. Orkun yine uzun bir top Fenerbahçe yarı sahasına doğru. Umut Nayır bu sefer kafayı vurmayı başardı. Onur'a doğru ama Crespo geldi orada kademeyi yaptı. Topu çaldı Onur'dan. Crespo baskı geldi Popov'dan topu kaybetti. Popov aldı topu. 2 oyuncu ceza sahası top bekliyor. Ceza sahasına orta geldi. Arka dire doğru. Son anda Ferdi. Ferdi'den sekana top İrfan Can bir kez daha Ferdi Fenerbahçe hızlıca hücuma çıkartmaya çalışıyor. Mişi Batçuay'ı tek top Crespo oynadı. Crespo aradan gönderdi Valencia. Tek top oynadı Rossi'ye şimdi. Fenerbahçe kalabalık ve iyi geldi. Mişibat Batçuay'ı uzaktan baktı kaleye. Yapamadı pasını ama orada topu Ferdi Kadıoğlu aldı sağ tarafta. Geri doğru oyunda İrfan Can kahveciye. İrfan çizgide bir kez daha Ferdi'yi buldu. Ferdi'den şimdi Arao'ya. Arao Ferdi paslaşması Umut Nair'in baskısı vardı ama bu paslarla Umut Nair'i oyundan düşürdüler. Şimdi Ener Valencia. Bir kez daha ara. Sağ tarafa doğru döndü. İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe sağdan geliyor. İrfan aradan bırak dener Valencia'ya. Valencia son çizgi inmeye çalışıyor. Valencia gulu bastı mücadelesi. Müdahalesi corner. Fenerbahçe sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak. 19. dakikayı yerine bırakıyoruz. 0-0'lık beraberlik var. Ener Valencia ve Rossi basıyor. İkincisi de Fenerbahçe'nin yarattığı tehlikeler var. Ümraniye Spor Kalesi'nde. İrfan Can Kahveci kullanacak. Fenerbahçe'de köşe vuruşunu. Kalabalık ceza sahası İrfan Can arka doğru yaptı ortayı. Karşıladı Ümraniye Spor savunması. Crespo da kaldı sol tarafta şimdi. Crespo sağına aldı top ortayı yapmadı. Şimdi sonuna aldı bir kez daha. Son çizgiye doğru inmeye çalışıyor. Valencia çıktı kendini gösterdi. Ener Valencia o aldı topu. Valencia sağına çekti. Uzaktan bir şut denemesi defanstan döndü. Savunmada en geride Ferdi Kadıoğlu var. Fenerbahçe yarı sahasının ilk metrelerinde topu aldıktan sonra soluna doğru Lincoln ikiye bıraktı. Ondan bir kez Zayner Valencia'ya. Sol çizgiye doğru pas geldi şimdi Diego Rossi. Rossi gidiyor rakibin üstüne doğru. Rossi. Rossi. Batshuayi ile paslaşmak istedi. Batshuayi topu aldı geri doğru açıldı. Batshuayi bu arada bir oyuncu yerde Ümraniye Spor'da oyunu durdurdu. Abdülkadir Bitigen. Gulu açısı yerde kalmıştı. Oyunu durduruyor Abdülkadir Bitigen. oldu bayağı ya. Atilla Salay. Ara Ağol, sol tarafa doğru şimdi. Lincoln. Fenerbahçe'nin ikisi isabetli. 7 şutu var Ümrani Spor'un kalesine. Ümrani Spor'un 2 şutu var Fenerbahçe kalesine. Henüz isabetli şut bulamadılar. Ener Valencia. Valencia. Samet. İrfan Can. Crespo sağ tarafta Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Betayip geldi kapattı önünü. İrfan Can Kahveci. Sol tarafta Arao'nun arkasına doğru attı. Arao ya gitti yakalı topu. Arao'dan Atilla Salahiye. Bir kez daha Arao tek top sol tarafa Lincoln Hernike. Lincoln çizgiye paralel pas. Şimdi Rossi'nin koşuna doğru. Alison geldi. Alison kayarak müdahale topu tacı attı. Lincoln Ernike. Valencia. Ener Valencia bıraktı bir kez daha Lincoln'e doğru. Oğuz girdi kademeye. Lincoln'e çarptırdı. Top tacı kazandırdı. Ümraniye Spor'a. Atak yönüne göre ceza sahasının sağ tarafından tacı atışını kullanacak hemen. Ümraniye Spor Popov'la. Popov taç atışını kullandı. Lincoln Ernike vurdu kafayı. Isaac Saki. Lincoln'lerdeki Crespo. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Santro yuvarlanın içinde al topu. Geriye doğru bıraktı Samet Akaydın'a. İrfancan Can sağ tarafa doğru açıldı. Kendisini gösterdi. Samet şimdi İrfan Can kahveciyi gördü. İrfancan Can kahveci. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi geriye doğru bıraktı. Samet'e. Samet'ten tekrardan rakip bir alana doğru. Arao. Ondan Atilla Salahi'ye. Atilla Salahi'ye direkt sola döndü. Lincoln Lernicke, topla beraber çıkıyor. Topuk pası Crespo'ya geri doğru. Crespo'dan Ener Valencia'ya tek toplar Fenerbahçe'den rakip yer alanda. Arao'dan Atilla Salahi. Tekrardan Ener Valencia. Lincoln Nernike. Tekrardan geri doğru Salahi. Ondan da Samet Akaydın'a. Geri doğru geldi Fenerbahçe. Ümrani spor baskı yapıyor ön alanda. Bettaip baskısı vardı. Şimdi İrfancan Can kahveci. İrfan Can savunmada riskli hareketler. Kartal Kayra girdi araya. Samet Akaydın kademede. Topu Ferdi Kadon'la kazandırdı. Ferdi uzun gönderdi bu sefer. Orta sahada şimdi Rossi. Rossi önünü aldı. Rossi süratli. Rossi gidiyor. Rossi arkadan bir müdahale. Topa müdahale edildi. Abdülkadir Bütügen. Şimdi Crespo. Kurtarlı rakimden yerde kaldı. Abdülkadir Bütügen bu sefer fare veriyor. Rossi kalkamadı. Crespo Fenerbahçe kaleyi cepheden gören bir yerden Biraz önce Alisson'dan çok kritik bir müdahale. Bu arada devamında Ener Valencia sakatlandı. Dizini tutuyor Ener Valencia. Dünya Kupası sakatlandığı yer. Alisson arkadan harika bir müdahale Rossi'ye. Bu arada Valencia'nın sakatlandığı pozisyonu bir türlü tekrarda göstermediler. Sürekli kesiyorlar orayı. Valencia ne olduğunu göremedik. Orada Valencia pozisyonu devam ettirmek isterken bir darbe mi var yoksa kendi ayağı mı döndü? Tabii ki o sakatlığın derecesini anlamamız için önemli ama Evet, Valencia'nın dizine bir tedavi uygulanıyor şu anda. Valencia'nın sakatlık pozisyonu nasıl olduğunu göremedik. Bakalım bu sefer görebilecek miyiz Rossi? Orada Alisson'un Rossi'ye müdahalesi. Yok kendisi yere vuruyor herhalde ayağını. Orada dizinde bir dönme gibi bir şey olmuş olabilir. Bakalım. Ayağa takılıyor çimi o yüzden. Ener Valencia'da ayağa kalktı vardı. arada. Ömer Faruk Elbir'den bir 10 liralık destek daha geldi. O desteği de şöyle ilk yarı sonuna kadar. Bu arada Enervali. Aha ne oldu lan? Haydi. Bu nasıl oluyordu ki şimdi unuttum. Çete ekranı git. Ener Valencia kenara doğru çıktı. Şimdi işaret geldi. Crespo ve İrfan Can kahveci topun başında. İrfancan Can direkt kaleye düşünüyor. Orkun iki hamle daldı. Orkun. Allah Allah. Ener Valencia da bu arada tekrardan oyuna girdi. Ferdi kafayla karşıladı şimdi. Betta ip alamadı İrfan Can kahveci. Arao geçiremedi İrfancan'ın ilk pozisyonda. Şimdi bir kez daha Arao. Samet Akaydın. Ferdi Kadıoğlu. Bir kez daha geri doğru Samet Akaydın oynadı. Sol tarafa doğru pas. Lincoln Ernika topa doğru gitti ama yetişemiyor. Taç Ümraniye Spor'un. kullanacak. Taç atışına orta sahan hemen sağından Ümrani Spor adına. Dakika 27. 27 de birazdan bitirmek üzereyiz. 10 saniyesi kaldı. Umut Nayır'dan seken topu Ferdi Kadıoğlu aldı. Ferdi Umut'tan kurtuldu. Sola doğru bıraktı Rossi'ye. Ondan geri doğru Lincoln Ernike'ye. Lincoln Ernike'den biraz daha gerisinde bulunan Atilla Salahiye. Paralel bir pas Samet'e kaydına Fenerbahçe kendi ceza sahası önünde paslaşıyor şu anda. Samet döndü kalitesi Altay Bayındır'a. Umut Nayır'ın baskısı var üstünde Altay. Yerden Crespo oynadı. Crespo onun arkasında hemen Isaac Saki vardı. Atilla Salah'ı bıraktı. Sol tarafta Lincoln Ernike. Lincoln. Ener Valencia doğru. Ener Valencia orta sahada kurtardı. Sol tarafta Batshuayi'nin koşu doğru gönderdi. Hemen Alisson orada. Batshuayi Alisson mücadelesi. Alisson girdi araya topu attı. Bu arada Ener Valencia yine sakatlık geçiriyor şu anda. Pasını verdikten sonra yerde kaldı. Ener Valencia Abdülkadir Bitigen geliyor yanına doğru. Isaac Sakir'in müdahalesine faal bekliyor Dener Valencia. Topa vurduktan sonra Sakir'in müdahalesiyle ilgili faal beklentisi vardı. Abdülkadir Ütügen yanına kadar geldi. Ayağa kalktı Dener Valencia. Şimdi yardımcı hakeme işaret etti Ener Valencia. Batu sol tarafta tacı kullanacaktı. Bıraktı. Lincoln Nernik'e geliyor, Tacı kullanmaya. Lincoln Tacı kullandı. Crespo Crespo sol tarafta zorluyor. Tekrar Lincoln düşüncesi. Taç bir kez daha Fenerbahçe'nin Rossi, Rossi yerde kaldı devam. Crespo topu çalmaya çalışıyor. Rossi de kaldı. Rossi ceza sahasında. Rossi son çizgi indi. Rossi'nin orta denemesi korner. Sol taraftan köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Dakika artık 30. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Fenerbahçe'nin Rossi, Batshuayi ve Ener Valencia'yla önemli pozisyonları var. Ümraniye Spor Kalesi'ne ama golü bulamadı. Diego Rossi köşe vuruşunu kullanacak. Gönder döndüre doğru. Ara o sektiremedi ama seken top. Crespo. Crespo yerden şutu sekti. Kornere çıkmasına izin vermedi Onur Atasayar. Crespo. Bettayip'e geçmesine izin vermedi topun. Taç Ümraniye Spor'un sol taraftan. Kullanacak taç atışını Ümraniye Spor. Taç atışını kullandı Onur. Bet Tayyip. Arao. Isaac Saki de kaldı. En son topu sağ tarafa doğru gönderdi. Isaac Saki de Popova. Popov'dan şimdi rakip herhalde Oğuz Gürbül'a. Oğuz. Oğuz. Sağ tarafa doğru gönderdi. Onur yık. Lincoln karşıladığını bir kez daha Oğuz'a doğru. Arao kademede. Kornere çıkmasına izin vermedi. Topun tacı attı. Popov geliyor şimdi. Taç atışını kullanmaya 31. dakikayı 0-0 geride bırakmak üzereyiz. Popov'dan uzun bir taç. Umut Nayır seken top ceza saçına düştü. İrfan Can Kahveci uzaklaştırdı topu ama uzaklaştırdığı yer taç. İlk yarıda Fenerbahçe'nin en etkisiz oyuncularından diyebiliriz şu ana kadar. İlk 30 dakikada İrfan Can Kahveci için. 163 pası var Fenerbahçe'nin. 45 isabetli pas yapmış şu dakikaya kadar Ümraniye Spor. Orkun uzun gönderdi. Atilla Salay kafayla karşıladı. Sektiren Crespo ama top Popov'da kaldı. Bir kez daha Orkun'a. Orkun'dan bir kez daha Fenerbahçe yarı sahasına doğru. Atilla Salay kafayla karşıladı. Sake onun topunu kafayla karşıladı. Lincoln üst üste kafalar iki takım oyuncularından. En sonunda Ümrani Spor yere indirir topu. Oğuz. Oğuz topu aldı. Oğuz Rossi defansına yardıma geldi. Pasını verdi Kartal Kayra'ya. Şimdi Oğuz sol tarafa doğru pas. İyi kontrol gelmedi onun da tasayardan ama Tomutaj'a çıkmasına izin vermedi diyecektim de. Öncesinde offside bayrağı kalktı. Recep Uçar yardımcılarıyla. Şu anda İrfan Can Kahveci top aldı. İrfan Can Kahveci öndeki boş kullanabilecek mi? Onur kapattı önünü. İrfan Can. Şimdi Batu Şuayi. Arao. İrfan Can. İrfan Can yerde kaldı. Abdülkadir Bitigen devam diyor. tak şansı olabilir mi Ümrani Spor için ama iyi çıkamadılar. Arao. İyi sakladı topu Villan Crespo. Lincoln. Crespo. İrfan Can. Topu kaybetti Fenerbahçe. Alison araya girdi. Kartal. Şimdi Bettayip indirdi ama topu. Samet Akaydın. Atilla Salahi. Ve Ferdi Kadoğlu. Arao. İrfan Can Batşuayi. Mişi Batşuayi. Altay Bayındır en geride. Atilla Salahi. Atilla Arao'ya'yı pas verememişti ama Crespo kesti. İrfan Can. Başakşehir Edgariye ile sözleşme imzaladı. Evet. Edgariye Trabzonspor'un eski stoperi Başakşehir'de artık. Bu haberi de size canlı yayında vermiş olalım. Gül bir öğrene de. Süper chat katkısı için teşekkür ediyorum. Ener Valencia rakibinden iyi kurtarmıştı yine ama Kartal Kayra geldi kademeye girdi. Lincoln Nernike. Arao Rossi. Arao. Aradan göndermek istedi. Isaac Saki izin vermedi. Şimdi uzun bir top Betta e doğru. Samet Akaydın. Kademede Fenerbahçe'de. Crespo Kartal'a kaptırır topu. Şimdi sol tarafa Umut Nayır'dan Betta Betayip. E. Bet Samet var karşısında. Betayip. Bettayip Samet hemen arkasından Samet müdahaleyi yaptı. Topu çaldı Bettayip'ten. Crespo. Samet'ten Atilla Salahi. Sol tarafa doğru Lincoln Ernike. Lincoln Ernike kalitesine döndü. Ön alana çıkamadı Fenerbahçe. Altan şimdi bıraktı Samet Akaydın'a. 35. dakikayı geride bırakıyoruz. Ümrü Haneda 0-0'lık beraberlik. Ener Valencia. Bir kez daha Ener Valencia. Crespo. Crespo orta sahada Santro'yu varlığının içindeydi. Samet'e doğru geri oynadı. Sametler şimdi Valencia'ya. Valencia'ya gerilere kadar geldi topu. Crespo'ya kazandırdı. da şimdi sağ tarafa doğru pas. Faal kararı geldi Abdülkadir Bitigen'den. Crespo pası verirken yaptı hareket. Faal kararı geldi Abdülkadir Bitigen'den. İlginç bir faul kararı olmuş. Crespo topa vurdu diye faal verdi adam. <laughs> İlginç bir faul kararı ya. Bir de Crespo'yu uyarmaya gidiyor şu an. Hayatımda ilk defa yani görmüşümdür daha önceden de topa vuran bir oyuncunun topa vurduğu için faal olduğunu gördüm. Yani biri orada birine vuruyorsa Kartal vuruyordur. Çünkü Crespo topa vurduğu için. Mat, o kullanacak serbest vuruşu. Uzun gönderdi. Samet kafayla karşıladı. Crespo geri doğru bıraktı. Atilla Salahi. Rossi top alamadı. Faul kararı geldi. Popov'un yaptığı hareket en direk serbest vuruş kararı geliyor. Tehlikeli hareket dedi. Abdülkadir Bitigen. Seferovic'i Salernitana istiyormuş bu arada. daha düşürdük. Bir oyuncu topa vuruyorsa sence ondan sonra adamın ayağına vuruyorsa sence rakip oyuncu mu zamanlama hatası öbür adamın ayağına vurmuştur yoksa mı vurmuştur? Topa vurduktan sonra ne yapabilirsin ayağını? yahyacıp Topa vurdun ayağını ne yapabilirsin? Ener Valencia kafayla şimdi Rossi'ye ondan sağ tarafa doğru pas Mişi Batşuay dengesiz yakaladılar Ümraniye savunmasını Batşuay Batşuay sonuna çekti Batşuay pasta geldi Ener Valencia iyi vuruş gelmiyor ceza sahası yayın içinden Batşuay çok güzel düşündü ama Ener Valencia iyi vuramadı topa 39. dakikanın içindeyiz. Orkun bir kez daha hareketlendirdi oyunu. Ümraniye Spor'da İrfan Can Kahveci kafayla karşıladı. Ümraniye Spor bu dakikalarda oyunu biraz daha dengeldi. Biraz daha sakinleştirdi. Fenerbahçe'nin o baskısını da kırdılar. Orkun'dan uzun bir top daha. Atilla Salah'ı sektirdi. Lincoln Nernik'e bıraktı. Altay Bayındır'a kadar geldi. Hemen Lincoln'un koşuyla doğru oynadı Altay Bayındır. Crespo Samet. Baslı topa. Samet. Samet topla beraber çıkıyor. Ümraniye sporlu oyuncuların arasından rahat geçti. Lincoln'e bıraktı. Lincoln uzun top denemesi. Rakibinden döndü. Bir kez daha Lincoln'de kaldı. Şimdi Atilla Salahi oynadı. Atilla Salahi. Sol taraf düşüncesi. Alison kademede taç. Bu arada Alison'da kasığında bir sakatlık var. Fenerbahçe taçışı kullandı. Bu arada Ener Valencia. Ener Valencia. Ener Valencia. Alisson'u görünce durdu. Abdülkadir Bitigen de oyunu durduruyor. Ümraniye spor oyuncular. Evet bu arada Alisson sanki devam edemeyecek gibi bir. Kasığında. Topsuz alanda kasıkta gelen bir sakatlık. Çok devam edebilecek gibi değil sanki ama bakalım. Sağlık görevlileri herhangi bir şart yapacaklar mı yoksa Alison'un ısınan oyuncular Epriano'da da ısınan oyuncular arasında Başakşehir'den gelen oyuncu şu anda tabii ki Alison'un sakatlığı hemen yedekler ısınan yedekleri gösteriyor. Yedekler, soğutucu yapılıyor Alison'a. Alisson'un tedavisi devam ediyor. Oyunda henüz hareketlenmedi. Abdülkadir bitirken hava atışıyla oyunu başlatacak. Top Fenerbahçe dedi. Uzak durun diyor Ener Valencia'dan. Şimdi tekrardan hareketlendirdi oyunu. Evet durdurdu oyunu. Topun yere temas etmesi lazım dedi. Bir kez daha. Evet top yere temas etti. Tekrardan hareketlendi oyun. Samet Akaydın. Orta sahada topu aldı. Sağ tarafa doğru gönderdi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. İrfan Can Kahveci yanındaydı. Ona doğru vermedi. Ferdi topla beraber içeri kat edip tekrardan Samet'i buldu. Samet'ten tekrardan Ferdi'ye. Şimdi sağ tarafta İrfan Can Kahveci. Bir kez daha Ferdi. Crespo. Santro'yu yuvarlığı içinde. Alisson'un bu tedavisi tamamlandı. Oyuna girdi. Crespo. Şu anda kendini de koşuyla bir test ediyor. Alisson. Atilla Salahi. Samet Akaydın. Oyunun temposu bir hayli düştü bu dakikalarda. İrfan Can kahveci. İrfan Can. Samet. Crespo. Baskı var üstünde. Atilla Salah'ı yönedi. Ondan pasimin Lincoln Ernike'ye. Ener Valencia sola geldi bu sefer geçimini geçemedi. Şimdi bir kontratak şansı Ümrani Spor için. Onur Ayık'la geliyor Ümrani Spor. Onur Ayık. İçeriden Kartal'da desteği var. Kartal topu aldı. Fenerbahçe iyi kapandı. Rossi de savunmasına yardım etti topu dokundu ama topu Isaac Saki'de kaldı. Isaac Saki. Sol tarafta Onur Atasayar. Geri doğru bıraktı. Bu arada evet Alison kendini yere bıraktı yine. Alison biraz test etti kendini ama girdiğinde de söylemişimse size koşuyla kendisini test ediyor diye ama devam edemeyecek oyuna. İlk oyuncu değişikliği bakalım nasıl olacak Ümraniye Spor'da Avunu oyuna girecek. Herhalde Sake'yi defansa doğru çekecek. Isaac Sake stoper olarak devam edecek. Avunu oyuna girecek. Biz de Sake'yi defansa çekelim. Alisson'u orta sahadan çıkmış gibi gösteririz. Alison başarılı gidiyordu maçta ama SDL sahayı terk etmek zorunda kaldı ilk yarının sonunda topsuz alanda yaşadığı sakatlık ona maçın sonunu getirtti. 17'den başladı Isaac Saki düşündüğümüz gibi şu anda stoperde Epriano'yu düşünmedi orada. Recep Uçar. Gulumat. İrfan Can kahveci de kaldı top. İrfan Can. Yerden de fazla top Ener Valencia'ya. Şu anda o sayt kalkmadı. Ener Valencia cezası aslında Ener Valencia attı. Yanaken bayrağı kaldırdı. Ener Valencia'da zaten. Golü atlama sevinmedi. Golü attı ama sevinmedi çünkü o da offside olduğunu biliyordu. Bakalım. Offside gibi duruyor şu anda. Bu sefer kaleciyle karşı karşı şutunu attı Ener Valencia ama tahminen offside gibi. Yani en arkadaki oyuncu en yakın oyuncu bozmuyorsa ki o da o koyu yeşilin gerisinde gibi. Evet offside oyna. yanındaki oyuncuların zaten çok önündeydi. Bir tek içte hakeme yakın yerde. O da zaten koyu alanda gözüküyordu. Ener Valencia açık alanda gözüküyordu. Bu arada ilk yarı 7 dakika uzatma geldi. Zaten çok net bir şekilde vardı hemen hızlı bir şekilde olayı çözdü ve oyunu devam ettirdi. Bu arada sahaya ikinci top atıldı. Atilla Salah'ı top uzaklaştırdı. Direkt taça gidiyor. Isaac Saki bıraktı topu. Popov taç atışı kullanacak. Evet. Ener Valencia yaklaşık bir metre falan offside'da. Popov hala taç atışını kullanmadı. Şimdi kullandı taç atışını. Samet. Uzun gönderdi topu. Kafayla karşılayan Onur Atasayar. Bettayip Tayyip tuttu. Orada Onur Atasayar. iki Fenerbahçeli'den topu çaldı ama sonra kendisi topu kaybetti. Ferdi Kadıoğlu harika bir çalmasıydı rakibinden. Çok iyi taşıdı topu Ferdi. Mükemmel getirdi Ferdi. Şimdi İrfan Can'a bıraktı. İrfan Can cezası aslında içinde kaybediyor topu. İrfan Can penaltı almayı oynadı topu kaybetti. Şimdi Kartal'la çıkıyor Ümraniye Spor. Kartal orta sahayı hızlı geçti. Kartal Kayra aradan bıraktı ama Bet, Tayyip ve Umut Nayir ikisi birden koşuyu kesince top Altay Bayındır'da kaldı. Atilla Salahi ile çıkacak şimdi Fenerbahçe. 7 dakikalık uzatmanın ilk 1.5 dakikasını geride bıraktık. Samet Arao Atilla Salahi, Ener Valencia, Crespo, Crespo yandan aşı topu kaybetti. Rossi de kaydı düştü. Şimdi faulü veriyor Abdurkadir Bitigen. Avantaj kaybolunca faulü verdi. Fenerbahçe'de Crespo ve İrfancan Kahveci ilk yarıda beklentilerin çok çok uzağında kaldılar. Serbest vuruş Kartal kullanışın Ümraniye ceza sahasını yüksek bir top. Kafayla Gulumat indirdi. Lincoln Lernik'i altaya bıraktı. Umut Nayer'in bu arada bir penaltı beklentisi var. Ceza sahasını yerde kalmıştı. Abdülkadir Bitigan ona hayır işareti yaptı ama bakalım biz pozisyonu görebilecek miyiz? Umut hala kadar Bitigen'e doğru bakışları var. Samet Akaydın'a çıkıyor Fenerbahçe. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'ye Jesus geri doğru gönderdi. Samet'e gönderdi o da. Uzatmaların 3 dakikasını geride bıraktık. 7 dakikalık uzatma vardı. Samet Akaydın. Ferdi. Bettayı be bir çalım. Ferdi. Yerden Aral'a bir duvar pası denemesi. Kartal girdi araya şimdi. Avun aldı. Ceza sahasını doğru gönder topu. Lincoln'ler Nikke'yle orada. Beraber olur yerde kaldılar. Devam diyor Abdülkadir Bitigen. Altay'da şimdi Samet'e. Samet. Crespo. Crespo topu rakip ve olur taşıdı. Lincoln ikiye bıraktı. Lincoln. Crespo. Rossi. Rossi. Oyun yönünü sağa doğru çevirdi İrfan Can Kahveci'ye doğru ama gelmedi top. Onur Atasayar'dan müdahale. Altay Bayındır'a kadar geldi top. Bir kez daha top aldı şimdi Samet. Crespo. Atilla Salahi. Sol tarafa doğru gönderdi Lincoln Ernike. Aradan bıraktı Crespo'ya doğru. Crespo. 45 artı 5'in içindeyiz. Sağ tarafa doğru gönderdi Ferdi Kadıoğlu. Aldı top içeri doğru kat ediyor topla beraber. Ferdi. Ferdi ceza sahasına doğru geldi. Sağ tarafı bir kez daha İrfan'a bıraktı. İrfan yaptı arka direğe ortayı. Ener Valencia gelişine. Voleyi vurdu ama dışarı. Ener Valencia'dan estetik bir şut. Dışarı atıyor top Ener Valencia. İrfan çok iyi kesti bu sefer. Ama Valencia'yı vuramadı. 45 artı 5. O da bitti. 45 artı 6'ın içindeyiz. Batu Şahay'ı. Batu Şahay'dan Crespo'ya doğru. Crespo yerde kaldı. Abdülkadir Bütüken faali verdi. Bu arada oyunu hemen hareketlendirdi Fenerbahçe ama Abdülkadir Bitigen hayır dedi. Topu geri istiyor. Bilyan Ara geldi topu kullanmak için. Fenerbahçe ceza sahasına kalabalık gitti ama Atilla Salah'a falan döne Çıktı ama topun başında Arao kalmıştı. Crespo. Kullanmadı bu sefer Lincoln'ler şimdi Rossi'ye. Arao. Ferdi. Ferdi Kadolundan. Sol doğru Lincoln Hernike, Miguel Crespo. Diego Rossi. Lincoln. Rossi. Crespo. Rossi. Ayağı paslar şimdi. Arao. o. Yükseltti topu ceza sahasına doğru. Ener Valencia'yı açtık. Lincoln aldı solda. Lincoln Valencia'ya bıraktı. Ener Valencia ortası geldi. Gulum aç. Kademede. İlk yarında artık son saniyelerini oynuyoruz. Uzatmanı da Crespo. Rossi tek top Lincoln'e. Lincoln. Lincoln ceza sahasına baktı. Ortası defanstan dönüyor. Gözlerimizde bir andan artık Abdurkadir bitigendi. 7 dakikalık uzatmanın son sahneleri Lincoln. Uzun bir taç kullanacak. Fenerbahçe'de uzun oyuncular yine ceza sahasına doğru hareketlendiler. Lincoln uzun tacı kullandı. Atilla Salah'ı sektirdi. Fenerbahçe'de İrfan Can'la topu dokundu ama Abdülkadir Bitigen Popov uzaklaştırdığı anda ilk yarıyı son erdiren dün çalıyor ve Fenerbahçe Ümraniye Spor maçının ilk yarısı 0-0 sona eriyor. Gol yok ilk yarıda. Fenerbahçe'nin pozisyonları vardı ama. Değerlendiremedi o pozisyonları. Ener Valencia ile. Bacu ile. Bu arada Koyun Espor Ankara gücü maçında ilk yarısı 0-0 bitmiş. İki karşılaşmadan da. Gol sesi çıkmadı. Geri sayımızı başlattık. Ama geri sayımız niye gözükmüyor? Evet geldi şu anda. Bakalım tabii ki o sürede gelmeyecekler ama. Kaç dakika geç kalacaklarını görürüz en azından. Fenerbahçe yedekleri de soyunma odasına doğru gidiyorlar. Bakalım Fenerbahçe'de Jesus ilk yarı sonunda müdahaleler yapacak mı oyuna? Göreceğiz. Çünkü ilk yarıda gerçekten de performans çok aşağıda kalan oyuncular vardı. Yani 2-3 oyuncu değişiklikle çıksa bile Fenerbahçe beni ikinci şaşırtmaz. Özellikle Crespo ve İrfancan Can Kahveci'nin ilk yarıda çok etkisiz kaldığını söyleyebiliriz. Şu chatimizi ayarlayalım ve... Evet ekranımıza geçişimizi yaptığımıza göre çete gelelim. Ben de İrfan, İrfan Can yani evet özellikle İrfan Can ve Crespo çok kötü oynadı. Ben King girmeli mi dedim ki? Sonra ekliyorum onları. Ya şeyler etiketler çok uzun olunca onları çıkartıyorum ilk başta. Buruma, Buruma kadroda yok. Bu sezon Başakşehir mi şampiyon? Bu nasıl maç ya demiş Enes. Umut Nayir mücadele ediyor. Yapabileceği bir şey yok. Bir tane Kartal Kayra onun vuracağı topu kesti. Aslında orada kesmeseydi. Valla sakatlıkları bugün öğrendik. Hem King'in hem de o sayının sakatlıklarını bugün öğrendik. Keşke 20 dakika yapsan. Doğru 20 dakika sürüyor zaten. Ferdi çıkmaz be. Abi İrfan bir de Valencia niye bu oyunda ya? Valencia bence iyi oynuyor şu anda. Rossi de idare eder. Formadan çekmeyi nerede gördün orada ya? İtti desen anlayacağım da formadan çekme nerede var? King için mi? Zaten çok fazla sakatlanıyor ya. Beşiktaş Alanya Spor çok kritik. Beşiktaş Şener ya içeride Alanya Beşiktaş baskısıyla ilk yarıda bitirir o maç. İlk yarıdaki maçın rövanşını da alır. Valla Fenerbahçe zorlanacak gibi açamıyor. Bulduğu pozisyonları da çok kolay harcadı. Fenerbahçe'nin bence acil bir sol bir de sağ bek alıp Ferdi'yi ön tarafta kullanması lazım. Ferdi gibi oyuncu sağ bekte yakıyoruz. Sol bekte sağ bekte yakıyoruz adam valla. Lincoln çıkıp Alioski girmeli. Evet onda sarısı var. Bu oyun arda istiyor. Hangi oyun arda istemiyor ki Fenerbahçe'de? Ya işte öyle 8-10 milyon verirsen böyle olur. Nani'den o Siyah Osman'da böyle çok iş açamadı. Yok bakmadım asıl o maçın özetine ya. Arda Güler girsin. Kim civciv bahçe dedi? Kim dedi bana söylesen ben banlayayım hemen. Nerede civciv bahçe? Ben çok geçmişi göremiyorum ama yukarı doğru çıktım şu anda. Ben bulamadım öyle bir mesaj. Bu Bulsaydım banlardım hemen. Hiç acımam. Gün ha. Öyle şeyler yasak bizde. Civ civdir. Kedi benzetme. Benzetmeler takımlarla dalga geçmeler bizde yasak arkadaşlar. Söyleyeyim. Gördüm yaşatmam. Bu arada Arda Güler'in annesi ve babası tribündeymiş. Rıdvan Dilmen Fenerbahçe ilk yarı performansını çok beğenmiş. Evet siz de söyleyin bakalım Jorge Jesus neler yapmalı birazdan chat'teki mesajlarını da yansıtmaya devam edeceğim ama öncelikle mesajlarınızı okuyayım Jesus sizce ikinci yarı Fenerbahçe maçı çevirebilmek için 3 puan alabilmek için neler yapmalı ben soruyorum orada bana soruyorlar maç kaç kaç biter diye. Arda için 70 dakika beklemeseydi ya iyi ama neyse. Oyuncu değişiklikleri kazandırır ama oyuncu değişiklikleri kim olur işte. Kim girmeli sizce yedeklerden oyunda? Fenerbahçe'de oyunu kim çözebilir? Mia Zeiss mı? Arda Güler mi? Serdar Dursun mu? Emmanuel Cinobili mi? Cinobili'yi hatırlayanlar var mı aranızda? Aranızda Emanuel Ginobili'yi hatırlayanlar var mı arkadaşlar? Arda ve Mia. King yok. King sakat arkadaşlar. Emre Mor. Derinlemesine gidip evet çözebilir Emre Mor. Çünkü Ferdi'nin koşulları bile etkili oldu. Valencia'nın baktığım zaman çalımlarıyla defans aksına sarkması. Rossi'nin bile defans aksına gidişatları. Ümraniye Spor savunmasının dengelerini bozan e, pozisyonlardı ilk yarıda. Emre Mor. iyi bir Emre Mor tabii ki kim salata saray yazdıysa banlayın arkadaşlar. Chat hızlı akıyor. Evet. Kim yazdı ama işte. Birisi değil birisi de isim söyleyeceğim bize. Şimdi birisi yazdı değil, şimdi 500 tane mesajla geri dönüp bakmamız lazım. Senden başka salata saray yazan yok şu anda. Ben Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Samatta. Samatta'ya Arabistan'dan teklif varmış. Emre Mor. Arda Gülmez. Galata Bahçe. Takım kurmak lazım böyle. Lincoln Emre Mor değişikliği mi? Sol bek mi oynayacak Emre Mor? Sol bek kim oynayacak? Abi 6 ay gidecek diyorlar. Gidebilir. Jesus çare oldu da. Bekim bek değil. Yani. Fener Saray. Arı spor oyuncu sakatlandı o yüzden oyuncu değişikliği yaptılar. Amasya Spor, Eze Spor gelmez de kaç kaç biter. Amasya Spor kendi evinde 1-0 kazanır bence. Emre Morcivert. Niye acaba Galatasaray'ın şampiyon olmasını istemiyorsun mesela? Serdar Dursun Bağcı'nı çözsün. Şu anda Fenerbahçe'de sağ içinde oyuna girecek gibi ısınan bir oyuncu yok. Altay yerine kim gelmeli? Aa şöyle baktığım zaman da vallahi bir Türk kaleci olarak şu anda şu gelmeli diyeceğim bir oyuncu da yok ya. Yani elimizde var olan keşke Mert Günoğlu getirebilsen geri eski kalecin ama Beşiktaş'tan onu biraz zor alırsın. Bunu iyi oyuncu gol atabilir ikinci yarı. O da sakatlıktan çıktı bakalım. Girdikten sonra çok bir etkili olamadı ama ikinci yarı bakalım ne olacak. Amasya'da mı haftaya başkanlık seçimi var? Geleyim de başkan olayım Amasya Spor'a. Kesper Schumacher da çok üst düzey bir kaleci değil ya. Standart gitti onun kalecilik kariyeri hep. Aksine Galatasaray şampiyon olmalı veya Adana Demirspor olmalı. E Adana Demirspor olsun da Şampiyonlar Ligi'nden elensin hemen kafadan. Puanlar yine batsın gitsin. <laughs> Ertaç Özbir olabilir de yaşlı ya Ertaç. Yaşlı derken yani 30 küsur yaşında artık ben abicim böyle alışıla geldik genç kaleci olup Volkan Demirel gibi 15-16 sene kaleyi koruyacak. Ah Rüştü Reçber Berke mi? Eğri bayat. Kaleci yaşlı olmamalı bence. Navas da 36 da abi. Navas'ın 1-2 sene sence var ya. Çok da çevik ve kaleci değil bence Navas yani. İsmail Çipe varmış bakın boşta. Alabiliriz İsmail Çipe'yi. Bir İsmail Çipe çek oradan yavrum. Hiç tanımıyorum. Konfer Avrupa Ligi'ne gönderemiyoruz takım da Konferans Ligi'nde bence Adana Demirspor iyi iş yapar. Taraftarı da falan doldurur. Adana Demirspor ben Konferans Ligi'ne gitmesini isterim ama çok elime var işte. Bu ne abi çipeyi vermek istiyorlar sürekli. <laughs> Aksar. 50-70 arasında bir veya iki gol atar bence Fenerbahçe demiş. Mas Master B. Bumblebee'nin şeysi mi bu? Serdar Dursun. Devre arasında Fenerbahçe'de Emre Mor oynayacakmış gibi antrenörlük bir birlikte ısınıyor. Ben niye göremedim lan? Ben olsam İrfan Can Kahveci zaten çıkartırım da. Daptan Ümraniye Spor taraftarı Fenerbahçe sloganı atamaz. Aa Emre Mor evet. Atamayacağını şöyle söyleyeyim. Çünkü Fenerbahçe liglerin o tarafta o, Fenerbahçe Paso Ligi olanları falan taraftarsız olanları oraya almadılar. Ama Fenerbahçe taraftarı var deplasman tribünü. Onlar atıyordur. Emre Mor girecek. Alnasır pahalı diye vazgeçtiyse Fenerbahçe'ye hiç gelmez o iş. <laughs> Serdar Dursun her gün kenarda ya o. Devre arasında ısınsa bile girmiyor zaten. Emre Mor giriyor arkadaşlar. Soyunu Emre Mor. 51-60 arası korner deplasman oranı 2.1. Daha fazla atar mı yoksa şey mi? Bir korner kullanır mı 2.10? Neden bizim maçta tribün cezası var? Küfürden dolayı. Beyler, Navaslar, Dimaryalar, James Rodriguez'ler. Handanovic. Kaleyi kaptırdı Inter'de. Ona ana geçiyor değil mi şu anda Inter'de? Bir değişiklik olmadıysa Dünya Kupası'ndan sonra da. Ben şeyi merak ediyorum ya. Karagörnük seneye bedava kim alacak? Adem'le için niye oynatmıyor onlar aldılar da ya? Emre Mora, Jesus dedem anlatıyor. Gördüğünüz gibi yine 15 dakikada başlayamayan bir mücadele olacak. Şu an ıslatma tütüsü tüt tüt maşallah çalıyor. Jesus. Emre. Emre'ye sağ tarafı anlatıyor arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle İrfan Can Kahveri çıktı. Kafasını kullansın diyor. Valla bak böyle yapıyor Emre. Ye. Bunu kullan. <laughs> Dakikamız kapandı. Evet Fenerbahçe sahaya geliyor. Ferdi geldi. Lincoln geldi. Crespo da gelirse kesinlikle İrfancan çıktı diyebiliriz. Serdar da taraftarlarla fotoğraf çektiriyor şu anda. Maşallah. Maşallah. Fenerbahçe en fazla isabetli pas yaptığı ilk yarıyı oynamış. 292 isabetli pasla. Ve ilk yarılarda Ümraniye yani spor kalesinde en fazla şut çeken takım olmuş Fenerbahçe. 12 şutla Ümraniye spor yani şöyle diyelim. Bu sezon ilk defa ilk yarıda kalesinde bu kadar fazla şut görmüş ama gol yok. Emre Mor. Fenerbahçe'de oyuna dahil olacak. Fenerbahçe'de ilk oyuncu değişikliğini yapacak. Ümraniye Spor zorunluluktan dolayı bir oyuncu değişikliği yapmıştı. Fenerbahçe'de ise Emre Mor oyuna dahil olacak. Büyük ihtimalle ben İrfan Can Kahveci göremedim. Evet Crespo çıkmış. Crespo çıkmış. Bence o da doğru bir değişiklik. İrfancan demek ki ortada görev alacak. Birazcık o İrfan orada deneyip sonra belki İrfancan Arda Güler değişikliği de gelebilir. O da son zamanlarda kontratıyla beraber geçen seneki performansını çok fazla aratan bir oyuncu ve ikinci yarı başladı. Crespo çıktı. Emre Mor girdi. Fenerbahçe'de oyuna. Gulumat. Umut Nayir. Samet Arao Rossi indirdi şimdi İrfan Can Merkeze geldi bakalım İrfan Can Orada nasıl bir performans sergilecek Atilla Salahi Samet Akaydın Samet Ferdi Kadol ile çıkmaya çalışıyor. Fenerbahçe sağ tarafta. Kendi ekseni etrafına döndürüyor. Rakiplerini eksiltiyor. Ferdi Kadol'un mükemmel çıktı yine. Onur izin vermedi gitmesine. Ferdi sağdan iyi taşımış topa ama olmadı. Samet şimdi topu kazandı. Fenerbahçe'de Emre Mor. Emre Mor. Aradan gönder topu. Ener Valencia'ya Emre Mor ile Emre... Valencia anlaşamadı mı? İrfan Can kahveci topu aldı. İrfan Can. Ara onun önünde. İrfan Can oynuyor ikinci yarıda. Samet. Ara o sağ tarafa gönderdi. Şimdi Ferdi Kadon'la. Ferdi topla beraber içeri doğru kat etti. Ferdi arka direğe doğru orta geldi. Rossi indirdi ceza sahasına. Saki kademede. Lincoln ceza sahasına ordu. ters bir vuruş. Mishibat şu dokunamıyor korner. Köşe vuruşu kazandı Fenerbahçe. ikinci yarının başına sağ taraftan. Kullanacak köşe vuruşunu. Rossi indirdi topla. Isaac Saki Valencia'dan önce. Müdahale yaptı. Sonra Lincoln bir kez daha Isaac Saki e, Valencia'ya kazandırmak istedi ama izin vermedi orada. Kartal kayrağı kornelikli top. İrfancan kullanacak köşe vuruşunu Fenerbahçe'de. Atak yönüne göre sağ taraftan dakika 47. 3-6 oyuncu Fenerbahçe'de ceza sahasında. Emre Mor hemen ceza sahası içinde. İrfancan Can doğru kesti. Öndürekte Avanu karşıladı. Ferdi Kadıoğlu ceza sahasına doğru gönderdi. Ara topu aldı şimdi. Ara bir kez daha doldurdu. Samettin Hoca Isaac Saki. Batşua içeride alamadı topu. Uzaklaştırıyor İmraniye Spor savunması. Isaac Saki'den ikinci yarının başına kritik müdahaleler arka arkaya. Lincoln Ernike. Atilla Salah hemen geri doğru geldi topu aldı. Bir kez daha Lincoln. Enar Valencia sol çizgide. Valencia. 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 Popova Recep Uçar karşısında dur saldırma sakın dedi. Ve onu yaptı orada. Popov'da. sonrasında Recep Uçar tebrik etti oyuncusunu. Lincoln taçı kullandı. Batshuayi indirdi ama Rossi'nin arkasında kal top. Kartal Kayra derinlemesine bir pas. Bettaibe doğru Altay kaleyi terk etti. Top aldı. Sol tarafındaki Atilla Salay'a bıraktı. Atilla Salay'dan sağ tarafa doğru pas şimdi Ferdi Kadonla. Ferdi kontrol yaptı topu yere indirdi. İrfan Can. Samet'e tek top oynadı. Samet Akaydın. Ara o ortasına geldi. Topu aldı. Umut Nayır'ın baskısı var. Sola doğru döndü Atilla Salahiye. Ondan çizgiye paralel pas denemesi. Pas hatası yaptı Oğuz. Ama Rossi bozdu onun pozisyonunu. Oğuz'a topu tacı attı. Lincoln Ernike. Uzun bir taç atışı geldi ama kafayla karşılan Popov. Oğuz Gülbulak. Kartal. Kartal'dan sağ tarafı Popova. Ondan Umut Nayir'e. Umut Nahir sağ tarafta Onur'a bıraktı. Onur ayık. Anlaşamadı Oğuz'la. Oğuz topa Oğuz dokundu ama Kartal şu anı boşta kalan topu da Batşuay'ı aldı. Batşuay'ı kazandır topu Rossi'ye. Rossi, Rossi sol tarafa doğru gönderdi. Ener Valencia orada savunmanın arkasına doğru saktı. Ener Valencia ceza sahasına girdi. Yerden gönderdi. Orada Popova çarpan top. Korner'e gidiyor bu sefer de sol taraftan köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Bu arada Zaytin golüyle 1-0 geçiyor Ankara gücü. Konya Spor deplasmanında. Bu sefer köşe vuruşu soldan gelecek. Dakika 50. Diego Rossi kullanıyor köşe vuruşunu. Kısa kullandı. Lincoln geldi yanına. Lincoln ceza sahasına doğru gönderdi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Ferdi. Bir kez daha sağ tarafta Rossi'ye, sol tarafta Rossi'ye. Rossi, ye, Rossi ye tekrardan Ferdi ile oynadı. Fenerbahçe ceza sahasını dolduramadı topu. İrfan Can kendisini boşa çıkardı. Şimdi ortayı yaptı arka direğe ya doğru. Samet de oraya doğru gitti ama herkes açtı top. Avuta gidiyor. Bu köşe vuruşunu Fenerbahçe'nin paslaşarak kullandığı zaman genelde bir şey yapamıyor ve bunu da inatla deniyorlar. Yani bir organizasyon çalışılmışlığı yok. Öylesine bir anda paslaşıyorlar ve o ceza sahasını orta yapılana kadar ondan sonra akla karayı seçiyorlar. Orkun ilk yarının yıldızlarından uzun gönderdi topu. Arao santra yuvarlan içinde karşıladı topu. Gulum Aslı onun kafa topunu karşıladı. İrfan Can Emre Mor'a kazandırdı. Emre Mor yerde kaldı. Abdülkadir Bitigen devam diyor. Devam dedi. Bir anda Abdülkadir Bitigen durunca faal verdi zannettim ama şimdi Umut'a yapılan hareket için faulü verdi. Umut Nayır faal aldı. Umut Nayır da yerden kalkamadı. Samet Akaydın'la mücadelesinden sonra da... Önce Emre Mor faal beklemişti. Sonrasında ise Umut'la erin tedavisi için sağlık görevleri oyunda. Abdülkadir kadar bitigen. Fram ett lokalkörs. Kartal oyunu hareketlendirir tekrardan. Uzun gönderdi. Emre Mor. Bettay'ı ve gelmeden Ferdi kesti topu. Samet uzun gönderdi. Ener Valencia sağ tarafta bu sefer ama topu çıkartamadı. Gulumas rakip el baskı yaptı topu kazandı. Sol tarafa doğru bıraktı. Ceza sahasına onurda teselden orta. Atilla Salah'ı kafayla karşıladı. Avunu Avunu ara o gitmesin izin vermiyor. Ara bıraktı sağa doğru Emre Mor'a. Emre Mor'un sevdiği toplar. Topla beraber süratlendi. Emre Mor soldan Rossi de geldi. Rossi'ye doğru. Rossi ceza sahasına girdi sol taraftan. İçeride Batu var. Arkasında İrfan Can. Bıraktı şimdi geri doğru Lincoln'e. Lincoln yaya gönder topu. Orada ara bir kez daha Lincoln. Şimdi sol tarafta Rossi Fenerbahçe set hücumuna döndü. İrfan Can ceza sahasına kesti topu. Batu önce önce Aslı mücadelesi. Şimdi Isaac Saki Taca doğru gönder top ama orada Lincoln Ernick'e gitti tomu çıkmasına izin vermedi Lincoln Ernick'e Onur Ay'ın üstüne doğru gitti Lincoln verdi pasını William Arao'ya Arao iyi kontrol gelmedi Avunu da bu sefer topu ondan çaldı Popov Atilla Salay'da kalan top. Atilla Salay gelişi güzel gönderdi. Kartal girdi araya. Sol tarafa doğru Bettayip harika bir top attı. Bettayip aldı şimdi topu sol tarafta. Ferdi Kadıoğlu var karşısında. Bettayip Umut Nayır içeride. Bettayı Ferdi ile birebir oynadı. Yaptı ortayı. Atilla Salah'ı kafayla karşıladı topu. Şimdi Emre Mor kafayla indirdi ama indirdi yerde kartı al. Ferdi'ye güzel bir çalım. Emre Mor geldi hatasını telafi etti topu çaldı. Emre aradan göndermek istediği yerde hiçbir takım arkadaşı yok. Kulumat. at. Avunu. Oyunun önünü sol tarafa doğru çevirdi şimdi. Onur'a doğru. Lincoln orada. Onur. Onur ceza sahasında. Onur. Topu hala kendisine. Onur yerde kaldı. Uzaktan bir şut. Avunu. Altay. Avonu'nun vuruşunda 6 ay. Onur yerde kalıp faal beklediği anda Seken topa Avunu ağırlı şutu çıkarttı. Altay'ın üstüne gelen topta Altay topu rahat bir şekilde kontrol etti. Samet Akaydın. Ara Ağuz toparların ortasında yine. Dakika 54. Atilla Salayi, Mişi Rossi. Sol taraftan çıkmak istedi Fenerbahçe. Bir anlaşma azık daha orada. Ümrani Spor topu yine kazandı. Popov. Onur Ayık. Popov sağ tarafa doğru açılıp top alan Oğuz Gülbulak. Oğuz Oğuz Atilla Salay karşıladı onu. Oğuz ceza sahası doğru kesmeyi başardı. Emre Mor savunmasına yardım etti. Sol tarafta Rossi'ye kazandırdı. Rossi hızlı çıkmaya çalışıyor Fenerbahçe. Anlaşamadılar İrfan Canlı. Avunu da kal top. Avunu şimdi sol tarafa döndü Bettayip'e. Bettayip ceza sahasında. Ferdi geldi. Bettayip Ferdi dengesini bozdu. Bettayip yerde. Ferdi diyor ki atlıyor. Buna bir kart yok mu? Abdülkadir Mütügen devam dedi. Ferdi bir sarı kart görmesi gerektiğini düşünüyor burada. Abdurkadir biti gene ise Bettayıp dengesini kaybetmişti. Avunu ara o geldi pozisyonu bozma çırtı Avunu güzel kurtardı oradan Avunu İrfan Can Kahveci de geldi topu ondan aldı. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi sağ tarafa doğru gönderdi orada topu Ener Valencia aldı. Bu dakikalarda sağ tarafa daha yakın oynuyor Ener Valencia. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi tekrardan sağ tarafta Ener Valencia oynadı. Valencia. Şimdi pas Emre Mor'a. Emre Mor. Emre Mor sağına çekti. Topu Valencia'ya bıraktı bir kez daha. Çizgide Ferdi var. Şimdi Ferdi ile oynadı Valencia. Ferdi Kadıoğlu. Emre Mor. Aradan Valencia'yı buldu. Valencia ceza sahasında ama pozisyonunu bozdu. Orada Onur Atasayar. Uzun bir top. Samet Akaydın kafayla indirdi. İrfan Can Kahveci. Atilla Salahi'ye bıraktı. Atilla Salahi. Bir kez daha İrfan Can Kahveci. Sol tarafa doğru gönder topu Diego Rossi'ye. Rossi. Rossi. Lincoln'in bindirmesi var Rossi. Rossi. Şimdi İrfan Can kahveci. İrfan Can'dan sol tarafa. Lincoln Ernike. Bir kez daha İrfan Can. Geri doğru oyunda Atilla Salahi. Rakip yaralandı Atilla Salahi. Pas verecek arkadaşını bulamadı. Batu Şuay şimdi ona doğru geldi. Batu Şuay ile oynadı. Batu tek top Willian Araya. Ara oyunun önünü sağ tarafa doğru çevirdi Ferdi Kadon'la. Ferdi'den kontrol geldi. Bettayip geldi hemen yanına Emre'ye kazandır topu. Emre Mor. İrfan Can merkezi topu istedi aldı. İrfancan İrfan Can. önü kapandı sağ tarafa doğru gönderdi. Arao. Emre Mor. Çizgiye doğru Ferdi Kadon'la bir kez daha. Ferdi yerden yaptı Kartal Kayra'ya karşıladı. Ara aldı. Arao. Ceza sahasına bir top daha Gulumarts. Şimdi gulüm alsam Betayip'in önüne arka bir top. Fenerbahçe çoktan gitsizlik kaldı Betayip önünü kapatmaya çalışan Samet Akaydın. İçeride pas bekledi Oğuz. Oğuz alt topu. Oğuz sağ tarafa doğru döndü. Onur ayık. Onur sonla çekti. Onur'un vuruşu Lincoln'dan döndü. Şimdi İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe için çıkma şansı. Emre Mor hızlı çıkamadı Fenerbahçe. Emre sakin dedi arkadaşlarına. Sağ tarafa doğru gönderdi. Şimdi bak şu Mişi Baçuay top aldı. Onur Atasayar önünü kapatmaya çalışıyor. Baçuay ceza sahasına yerden orta aylar Valencia yerde. Orkun top aldı. Valencia bu sefer de omuzundan bir sakatlık geçiriyor. Bu arada Orkun'da da bir sakatlık var. Sağlık görevleri oyun alanına çağrıldı. Orkun'da ve Valencia'da bir sakatlık var. Valencia ayağa kalkıyor yavaş yavaş ama Orkun kalkamadı. Bir şey yok gibi duruyor ya. Var Orkun da top elinden kaçırıyor. Çok büyük bir şansa yerde yuvarlanarak gelen Ener Valencia'ya top çarpıyor. Bir kez daha Orkun'un kucağına gidiyor top. Yani acayip bir de gol olabilirmiş. Ümraniye Spor e serbest vuruş kararı geldi mi orada yoksa hava atışıyla mı başlayacak? Hava atışıyla başlaması lazım. 58. dakikayı da geride bıraktık. Fenerbahçe Ümraniye Spor deplasmanında henüz gol bulamadı. İkinci yarıda şu ana kadar Ümraniye istediği gibi giden bir oyun var aslında. Oyunu 0-0'da tutmayı başardılar. Emre Mor değişikliği de Fenerbahçe için şu anda çok etkili bir değişiklik olmadı. Altı ay. Uzun gönderdi topu ama Çok uzun top. Avuta gidiyor. Emre Morla ile biraz önce Anlaşamadılar. Biraz sonra ondan sonra bir tartışma oldu. İrfan Can Gelip ayırdı iki oyuncuyu. Uzun top. Samet yine kafayla karşıladı. Boşa düşen topu alan şimdi Rossi. Rossi arkadan bir müdahale yerde kaldı. Faul. Vallahi gündüz konuşuluyordu da. Benim şu anda gördüğüm net bir haber yok. Samet. Sol tarafa Lincoln. Arao. Valencia. Samet. Emre Mor. İrfan Can. Arao. Atilla Salahi. 60. dakikayı bitirmek üzereyiz. Son 30 dakikalık bölüme doğru gidiyoruz artık. Ümraniye'de 0-0'lık beraberlik var. Arao. Sol tarafa doğru gönderdi. Lincoln Ernike. Sol tarafa doğru şimdi pas ener Valencia'ya. Valencia. Isaac Saki geldi karşısına. Valencia. Ondan kurtulmaya çalışıyor Valencia. Merkeze doğru gönderdi İrfan. İrfan'dan biraz daha geriye doğru Arao'ya. Arao sağ taraftaki boşluğu gördü. Ferdi Kadıoğlu yine geldi ileri. Betayip karşıladı onu. Ferdi. Emre Mor kendini boşa çıkartmaya çalışıyordu. Emre Mor bir kez daha Ferdi. İlk rakibinden kurtardı Ferdi. Bir çalımda. Ferdi ceza sahasında. Üst üste çalımlar. Oynalı tutmaya çalışıyor. Tamam ama Kartal izin vermedi Ferdi'nin gitmesine. Samet. Rakip yaranla baskı yaptı. Aldı. Uzaktan vurdu ama çok etkisiz bir vuruş Samet Akaydın'dan. Ferdi gibi oyuncuyu Fenerbahçe bek mevkilerinde harcıyor ya onu üzülüyorum ya. Umut Rossi 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 topu kaybetti. Oğuz'dan Umut Nayir'e, Umut Nayir'den merkezde Avunu'ya, Avunu'dan tekrardan sağ tarafa doğru Popov. Çizgiye gönderdi. Onur. Lincoln kesti ama ondan da Oğuz çal topu. Oğuz. Oğuzgür Bulak, Oğuz, Oğuz Popov'un hücuma katılışı vardı. Orta geldi ceza sahasına Ferdi. Bet Tayyip'ten önce çok kritik bir müdahale. Bet Tayyip'ten önce çok kritik bir müdahale. Onur Tacı kullandı. Avunu ceza sahasına doğru yaptı ortayı. Lincoln 2. Isaac Saki. Hücuma destek verdi. Sağ tarafa doğru şimdi. Oğuz Gürbulak. Oğuz taşı topu. Oğuz ceza sahasına bir ortada. Son anda yine Ferdi. Yine Ferdi kademede. Bu dakikalarda Ümrani Spor. Sağ taraftan ortalarla etkili oluyor ama Ferdi. Orada inanılmaz müdahaleler yaptı. Bu dakikalarda Ümrani'nin rakip eranda daha fazla bulunduğu anlar. Onur Taç'ı kullandı. Betayip döndü. şutunu attı. defanstan seken top. Korner. Köşe vuruşu kullanacak. Ümrani Spor. Yaklaşık 2-2,5 dakikadır Ümraniyespor Spor baskısı var Fenerbahçe kalesinde. Yine araya giren Ferdi. Betayip'in şutunda. Ayağı koyan o. Top kornere gitti. Fenerbahçe taraftarlar şu anda tabii ki bir oyuncu değişikliği haberi bekliyorlar. Vereyim size haberi. Miyazais ve Fenerbahçe'de oyuna girecek. Kartal Kayra kullanacak köşe vuruşunu ceza sahasına doğru gönderdi. Fenerbahçe savunması karşıladı. Arkaya doğru açılan top. Bu arada ceza sahasında iki oyuncu birden yerde Atilla Salay ve Ümraniye bir oyuncu. Abdülkadir Biti gel şimdi oraya doğru gidiyor. Gulumaç ve Atilla Salay. Hava topunda kafa kafaya çarpışmışlar. Bakalım Fenerbahçe Lincoln çıkacak. Birinci oyuncu olacak herhalde. Zayt acaba Ross'un yerine mi Can'ın yerine mi oyuna girecek? Onur. Taç atışını kullanacak. Fenerbahçeler tabii ki Arda'yı bekliyorlar ama. Taç atışını kullanıldı. Kartal Valencia topu çaldı ondan. Ener Valencia. Valencia süratli bir şekilde çıktı topla beraber. Ener Valencia istediği desteği alamadı. Valencia yerde kaldı. Faul diyor yardımcı hakem. Valencia faul yaptı dedi. Onur Atasayar iyi geri döndü kapattı önünü. Avunu. Avunu pası Oğuz'a. Oğuz pasını verdi. Avunu'ya bir kez daha. Avunu. Sol tarafta Bettayip'i buldu. Bettayip. Geriye doğru bıraktı topu. Onur Atasayar. Ucuma destek verdi şimdi de. Onur sol taraftan geliyor. Ümraniye Spor. Ama Avunu bir kez daha Onur'a geçiremedi. 65. dakikayı geride bırakmak üzereyiz. Alioski ve Zayt birazdan Fenerbahçe'de oyuna girecek. Taç atışı kullanacak Ümraniye Spor. Onur. Betta'yı bir oynadı ama anlaşamadılar orada. Betta'yı soran dokunamamış. Batu Şuhay'a aldı şimdi topu. Batu Oğuz geldi girdi araya. Taca topu. Belki. Rossi ve İrfan Can bile olabilir. Lincoln'u öne atabilirim acaba. Bakalım. Emre Mor. Emre Mor kaybetti topu. Bettaip. Uzun oynadı. Lincoln Lernike kademede. Sağ tarafa doğru gönderdi. Ferdi Kadıoğlu. İrfan Can. Atilla Salahi. Valencia. Arao'ya doğru oynadı. aradan sağ tarafa doğru şimdi yüksek bir top. Göz kontrol geldi. Emre Mor'dan indirdi. Emre Mor. Topla beraber süratleniyor Emre Mor. Emre Mor son çizgi doğru indi. Ferdi hemen yakınında. Emre Mor. Daha geriye bıraktı İrfan Can'a. İrfan Can uzaktan baktı kaleye. İrfan Can şut için açarıyor. Vuruşu. Kulum aslan döndü. Ferdi. Arao. Sağ tarafta bir kez daha Emre Mor düşüncesi. Emre Mor. Bettayip geldi karşısına. Emre solunu aldı. Ceza sahasının orta Kafa vuruşu. Rossi'den Orkun'da kaldı. Eliyle oyunu kurdu hemen Orkun. Oğuz. Umut Nayir. Samet geldi. Faal yaptı diyor. Ve değişiklikleri de yapın dedi Abdülkadir Bitigen. İrfan Can Kahveci. Alioski ve oraya girdi. Bakalım. ikincisi kim? Lincoln. Yazaitz ve Alioski oyunda. Lincoln ve İrfancan oyunda yok. Altay bayındır oyunu kurdu hemen Samet Akaydına. Arao. Avunu. Emre Mor. Emre Mor top aldı. Emre Mor! Topla beraber süratler attı. baba şu aileyi anlaşamadılar. Isaac Saki önce sonra da gruma at. Samet topu çaldı bir kez daha. Bu arada Samet'in yaptığı harekete faal verdi Abdülkadir Bitigen. Kartal Kullan dedi Abdülkadir Bitigen. Uzun gönderdi Bettayı ve doğru Ferdi Kadıoğlu girdi araya Emre Mor. Villan Arao. Arao. Pas verecek arkadaşını bulamadı. Şimdi çizgide Ferdi Kadıoğlu. Bir kez daha Arao. Zayt geldi şimdi topu aldı ondan. Mia Zayt. Mia Zayt on yönünü sola doğru çevirdi. Alioski. Bir kez daha Zayt. Salahi. Bıraktı Samet'e şimdi. Samet'ten Pas. Arao. Arao'nun pası isabetli değil. Şimdi kontratağa çıkıyor. Ümrani Spor. Bettayip top aldı. Bettayip. Bettayip solda taşıdı. Ondur Atasayar'ı doğru bıraktı. Samet kademede. Avuta gidiyor top. Evet. Ümrani Spor'da Sekidika ve Geraldo oyuna dahil olacak. Hücum anlamında iki değişiklik yapıyor. Kanatlara iki yeni isim bu dakikadan sonra kontralardan golü arayacak. Ümraniye Spor iki tane dinç ve süratli oyuncuyu oyuna alacaklar. Işıklı tabelada bir problem vardı. Onur Ayık oyundan çıkıyor. Sekidika. Mehmet Tayyip iki kanadı değiştiriyor. Geraldo oyuna giriyor. Işıklı tabelada sorun olduğu için elleriyle işaret ettiler. Oyuncu değişikliğini. Atilla Salahi. Uzun oynadı Ener Valencia'ya doğru. Sakey kafayla kesti. Isaac Sake. Touch. İki takımda 3 oyuncu değişikliği yapmış oldu. Böylelikle Alioski. Rossi. Diego Rossi. Geri doğru bıraktı. Atilla Salahi. Samet. Ferdi. Ondan merkeze Arao'ya. Arao. Sol tarafa doğru uzun bir top attı. Alioski iyi kontrol geldi. Ezgen Alioski'nin pası Ener Valencia. Vücut çalımı denedi ama... Kartal kademede şimdi Geraldo araya girdi Arao döndü kalecisine Altay Bayındır'a. Samet Akaydın kendisi yüklendi Samet. Şimdi pasını verdi Mia Zaitz'a Zaitz sol tarafa doğru döndü. Orada topla buluşan Diego Rossi. Rossi'nin pası Mia Zayt. Ezcan yerden göndermesi Daha Ezek Saki. Geraldo. Umut Nayir topu aldı şimdi. Kontratak şansı. Umut Nayir gönderdi sol tarafa doğru. Topalarda al orada Sekidika. JS Sekidika. Derinlemesine bir top avunuyor doğru. Samet Akaydın. E Geldi ona avunu topu çaldı ona şimdi. Avunu ceza sahasının ortaya yaptı. Umut açtı. Arkada Geraldo. Geraldo direkt dönüyor. Geraldo direkt ve dışarı. Gole çok yaklaştı Ümrani Spor. Sekidika kavay Geraldo. Biraz önce oyuna girdiler. Bir asist biri gol yapıyordu az daha ama direğin dışına çarpan top. Out'a gidiyor. Ümrani Spor'un gole çok yaklaştığı an. Valencia kendi yarı sahasına kadar geldi topu aldı. Samet sağ çizgiye doğru gönder şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi bıraktı Emre Mor'a. Emre Mor. Emre Mor kurtardı rakibinden. Emre çevirdi Isaac Saki. Çok kritik bir müdahale. Hemen arkasında Batu ay vardı. Şimdi Özgür Bulak. Onur Atasayar. Sağda artık tek Onur var. O da sol bekleri. Sekidika. Sekidika'nın pası. Oğuz. Onur, Oğuz. Kendi alanına paslaştılar. Oğuz'u aldı. Kendi yarı sahasına doğru gönderdi. Gulumats. 70. 30. dakika 0-0'lık beraberlik var. Fenerbahçeli taraftarların artık gerginliği dakikalar geçtikçe artıyor. tabi Galatasaray taraftarlarının da gözü kulağı şu anda bu maçta 0-0'la beraber son dakikalara girerken Onların da beklentisi arttı. Batshuayi doğru bir top. Batshuayi kontrol. Batshuayi kaçarı sıyrıldı. Batshuayi! Mishi Batshuayi! Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiriyor. Attı yine. Attı yine deplasmanda Mishi Batshuayi. Biraz önce Fenerbahçelilerin artık gerginliği yaşadığını söylerken uzun bir topla defans arkasına sarktı. İyi kontrol etti. Kaleciden de sıyrıldı. Ve topu boş kaleye bıraktı. Mişibat Atilla Salahin'in uzun pası. Mişi Bahçuay'dan iyi kontrol. Orkun da anlık sıyrıldı. Gulumaz kaleyi kapatmaya çalıştı ama Mişibat Bahçuay'ı topağlara gönderdi. Fenerbahçe deplasmanda 1-0 öne geçiyor. 73. dakikada Mişibat ile. Atilla Salah'ın asisti. Mişi Batşuay'ın golü. Tekrardan santra yapacak. Ümrani Spor biraz önce. Topu direkten dönmüştü Ümrani Spor'un. Arkasından Fenerbahçe geli golü buldu. Top kaybı geliyor orada. Popov'dan. Arda Güler de bu arada ısınan oyuncular arasında Fenerbahçe'de. Mişi Batşahin'in Süper Lig'deki 9. gol oluyor. Atilla Salay da görüntüye geliyor çünkü harika bir uzun top attı. Mişi Alyoski, Alioski. Zayt's Rossi kafayla sektirdi. Batşahin'e gelmedi top orada. Rossi. Mia Zayt. Zaits. Zaits. Şimdi Fenerbahçe'ye bu kez daha Mia Zaits. Korner. Mişi Beşiktaş'ta 42 maçta ulaştığı gol sayısına Fenerbahçe'de 14 maçta 21 maçta ulaşıyor. Beşiktaş'ta 42 maçta 14 gol atan Mişi Bağçay'ı Fenerbahçe'de 21 resmi maçta 14 gole imza atmış oldu böylelikle. Rossi kullanacak köşe vuruşunu. Ceza sahasına oraya gelen top. Kafayla uzaklaştırma çalışıyor. Ümraniye spor savunması açılan topa giden Ener Valencia. Valencia bırak topu taca. Gol öncesi çizilen offside Gulumas. Arkasından çıkıyor Mişibar Ve golü bulmayı başarıyor. Ferdi. Geri doğru gönder topu. Şimdi Samet. Atilla Salahi. Rossi. Bir kez daha Atilla Salahi. Sola doğru gönder top Alioski'ye doğru ama müdahale orada defanstan Popov'dan Alioski'den sekli top ama elle oynama kararı da geldi. Batu Şahin'i bastı Isaac Saki. Valencia'dan kurtardı topu. Isaac Saki'nin pası. Popov. Ener Atilla Salahi. Rossi. Sırlamada rakibinden Popov. Oğuz. Geraldo topu kaybetti Arao. Arao da Enerv Ener Valencia'ya. Müdahale var. Taç. Ümraniye Spor'un diyor. Ener Valencia. Bu karara şaşırdı ama taç atışı kullanıldı bile. Popov. Şimdi Oğuz yerden bırak topu, tehlikeli güle İmran Espor, Avru defası aksını bıraktı, Umut Nayır 6 aydan sarıldı, Umut Nayır ve 1-1 Umut Nayır beraberlik golü geliyor, Fenerbahçe'nin sevinci çok uzun sürmedi, 78. dakika, Umut Nayır maça dengeyi getirdi Umut Nayır maça dengeyi getirdi, Fenerbahçe'nin üstünü uzun sürmüyor, defası arkasına sarkan Umut Nayır Maç dengeyi getirdi. Fenerbahçe'nin gol sevinci sadece 5 dakika sürdü. Sadece 5 dakika. Umut Nayır atıyor. Altay'dan aydan sıyrıldı. Boş kaleye bıraktı Umut Nayır. Önce şu Ayı sonra Umut Nayır. Aynı golleri atlar hemen hemen. Ümrani Spor Fenerbahçe karşısında. Geri düştüğü maçta beraberlik golünü buldu. 1-0 öndeki Fenerbahçe. Def inanılmaz dengesiz yakalandı ve gol yedi. Bir kez daha hareketleniyor oyun. Atilla Salahi. Arao. Ferdi. Ara. Karşılıklı gelen goller. Bir birlik beraberlik. Miyazait. Samet Akaydın. Ferdi Kadolu. Ferdi aradan gönderdim. İşi Batşuay'ı. Batşuay'ı. Onu pası. Rossi. Rossi'den bir kez daha Ferdi düşüncesi. Kartal, Rossi. Direğin üstünden dışarı. Boşta kalan Togo şutunu çıkarttı Rossi ama direğin üstünden dışarı gidiyor. Fenerbahçe'de Serdar Dursun. Oyuna girecek. Emre Mor. Emre Mor topu kurtaramadı. Taç Fenerbahçe'nin. Ferdi Miyaz Aysa bıraktı. Arao. Atilla Salahi. Ener Valencia. Sol tarafta Diego Rossi. Rossi sol çizgiye Alioski'ye. Alioski hızlı bir top. Taca gitti top. Geraldo top kaybı geldi. Alioski. Alioski bir pas hatası daha geldi. Şimdi Geraldo ile hızlı çıkıyor. Geraldo. Geraldo. Geraldo verdi pasını Sekidika'ya. Sol tarafta boşluk var. Şimdi Sekidika. Şimdi Sekidika. Sıralamadı Ferdi'den. Ferdi yine kademede. Ferdi Kadol ile çıkıyor Fenerbahçe. Ferdi. Yerden pas. Avunu girdi kademeye. Sekidika. 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 Kartal. Gulum asla geri oynadı. 81. dakikanın içindeyiz. Fenerbahçe'nin rakip cezası aslında 27 kere topla buluşması. Ümraniyespor'un 9 kere topla buluşması var ama bir birlik beraberlik. Geraldo topu ayağına dolaştırdı ama orada araya giren Oğuz'du. Şimdi Zayt. Oğuz'un yaptığı hareket faal. Oyuncu değişikliği gelsin diyor. Abdülkadir Bitigen. Serdar oyuna girecek. Fenerbahçe'de Rossi oyundan çıkıyor. Serdar Dursun oyunda Fenerbahçe'de. Ener Valencia. Alioski ortayı yaptı. Batshuayi seken top. Miyazaitz. Ener Valencia bir kez daha. Valencia. Verdi pası Ferdi'ye. Emre Mor. Emre Mor. Sol tarafa doğru Arao. Alioski yaptı ortayı. Arka doğru. Kafa Serdar Orkun. Orkun Batshuayi hücum devam ediyor. Bir kez daha çevirdi. Kartal. Ceza sahası Orkun çift yumruk ikinci vuruş dışarı atıyor mu yazayt? İnanılmaz bir gol daha kaçırıyor Fenerbahçe. Serdar kafayı vurmayı başardı ama Orkun'dan arka bir kurtarışta. Ümrani Spor kayısından bugün başarılı kurtarışlar devam ediyor. Serdar Dursun girer girmez. Gole çok yaklaştı. 83. dakikayı geride bırakıyoruz. Geraldo. Umut Nayir. Geraldo. Aradan gönderdi pasını. Oğuz. iyi pas gelmedi. Ezcan Alioski. Atilla Salay döndü kalisi Altay Bayındır'a. Atilla Salay yine uzun oynadı. Yine Batçay'a doğru. Batçay'a bu sefer Gulumas izin vermedi. Emre Mor. Emre Mor. Avunu kapat döndü. Emre Mor. Sol tarafa doğru döndü. Valencia. Alioski'nin bindirmesi var. Valencia görmedi onu. Kendisi gitmek istedi. Kaybetti topu. Şimdi hızlı bir ucum şansı. Oğuz. Oğuz sola doğru döndü. Geraldo. Taca gitti top. İyi pas olmadı orada Oğuz'dan. Ara kullandı Ener Valencia'ya. Valencia yerde kalıyor. Abdülkadir Bitigen devam dedi. Popov. Popov. Alioski'den sıralamadı. Alioski Arao'ya döndü. Arao. Geri doğru bıraktı Atilla Salahiye. Salah aynı pası Samet Akaydın'a. Son 6 dakikaya doğru gidiyoruz artık mücadelede. Bir birlik beraberlik var. Önce bir şey var. Şu ay arkasından Umut hayır. Karşılıklı goller. Sol tarafta Alioski altı mı şimdi? Alioski ceza sahasına baktı ortayı yapmadı. Alioski bekledi şimdi. Ariel hani Valencia'ya bıraktı. Valencia. Aradan geçirdi mi ya güzel bir çalım. Ceza sahasında. şimdi. bir çalım da. Zayt son anda golü maç. Kaleye giden topa duvar oldu golü maç. dar alanda çok iyi işler ama Gulumats. Önce iki oyuncu nasıl arka çıktı. Sonra Sakeyim çalım attı. Şutunu attı. Kaleye giden topu kesti Gulumats. Bu arada bir değişiklik var. Kartal oyundan çıkıyor. Ümraniye Spor'da Serkan Göksu oyuna giriyor. Mırş işte Oğuz'un yerine girer büyük ihtimalle diye düşünüyorum ama bakalım. Evet Mırş işte Oğuz'un yerine ona giriyor. Fenerbahçe ligin ilk yarısında da Ümraniye Spor yenememişti. Ligin son sırasındaki Ümraniye Spor eğer bu skoru koruyabilirse Fenerbahçe'den tam 4 puan almış olacak. Orta geldi. Kafa vuruşu. Avut kararı geliyor. Fenerbahçelilerin köşe vuruşu beklentisi var. Bağırdı Umut Nayır. Umut Nayır benden gidiyor dedi herhalde ama. Evet kararını değiştirmeyecek Abdülkadir Bitigen. Umut Nayır'dan gidiyor. Umut Nayır bunu da gitti söyledi hakeme ama Karar değişmedi Abdülkadir Bitigen de. Umut. Hocam benden gidiyor demesine rağmen kararını değiştirmedi Abdülkadir Bitigen. Popov. Geraldo. Taç Fenerbahçe'nin. Alioski hemen kullandım. Ya Zayt. Zayt geri doğru gönderdi. Arao. Arağdan uzun bir top sol tarafa doğru. Ener Valencia'ya Valencia. Valencia. Taç Fenerbahçe'nin. Rakibine çarpan top köşe bayrağının hemen yanına atıcı çıktı. Alioski kullanacak taç atışını. Alyoski. Mia Zaitz. pasını veremedi. Geraldo. Şimdi Mutnayir. Umut oyunu Çevirdi ama avunu baskı altında topu kaybetmedi. Serkan. Ferdi topa yakın orada. Geriye doğru döndü ay. Sekizika'nın baskısı vardı uzun gönderdi. Serdar Dursun kafa indirdi. Emre Mor'a. Emre Mor. Emre Mor yerde faul. Emre. Tekrarlansın dedi. Serbest vuruş Abdurkadir Bitigen. Yine top hareketli. Bir kez daha tekrarlayın diyor. Samet. Miyazait. Alioski. Miyazait. Batshuayi. Batshuayi. Faul yaptı ve sarı kartla gördü. Top kaybını yaptı. Faul'ü de yaptı. Sarı kartı gördü Mişibat Şahay'ı. Artık 88. dakika. Orkun. Samet yükseldi vuramadı. Avunu yerde. Emre Mor. Emre. Emre'den güzel çalımlar arka arkaya. Emre Mor. iyi taşı topu. Emre aradan bıraktı. Batşuay'a gelmedi. Miyazaki sol tarafa doğru açılan top. Popov. Geraldo. Geraldo. Çalımını attı. Geraldo. iyi taşı topu. Geraldo. Ümrani Spor'da bir oyuncu yerde. Geraldo şimdi yerde kaldı. Topa müdahale ediyor Abdülkadir Bütügen. Emre Mor aradan gönder şimdi Ener Valencia'ya doğru. Ener Valencia. Valencia çevirdi. Ters bir vuruş ve topu Gol. Golü maç. Maçın en başarılarından biri. Kendi kalesini attı. Bu arada yardımcı hakemin uyarısı var. Yardımcı hakemin bir uyarısı var. Orta sahaya gitmedi yardımcı hakem. Golü vermedi. Bayrağı kaldırdı. Abi yok gibi olsak Ener Valencia'ya kaldırdıysa yok gibi ama Bakalım incelenecek gol yazamıyoruz golü Yani bir kez daha Ener Valencia'nın pozisyonu gönderirse arkadaki oyuncu bozuyor gibi ama Burada bir şey yok Ama ilk pozisyonda Valencia'ya kalkan bir bayrak ama ilk pozisyonu hariç her tarafı gösteriyor şu anda. Bir offside pozisyonu gö göstermiyor şu anda. Dinliyorum diyor Abdülkadir Bitigen. Ener Valencia offside yok diyor. Ve Bean Sports bize inatla offside pozisyonu izletmiyor şu anda. İlk pozisyonda gösterdi bir daha da göstermiyor. Bekliyoruz. Yani şeylerden göründüğü kadarıyla yok gibi ama o koyu ve açık alandan göründüğü kadarıyla yok gibi ama tabii ki bizim baktığımız açılar. Golü veriyoruz o zaman dedi. Golü veriyoruz o zaman dedi verdi. Vallahi duda kokudum. Duda kokudum golü verdi. Fenerbahçe öne geçiyor. Gulumaz kendi kalesine attı. Gulumaz kendi kalesine attı. Fenerbahçe 2-1 önde. Gulumaz'dan ters bir dokunuş. Fenerbahçe bir kez daha öne geçiyor. Ümran inanılmaz bir maç. Ümran inanılmaz bir maç. Ümraniye spor bir Fenerbahçe 2. Orkun da bu arada kart görüyor. Gulumaz kendi kalesine attı. 89'da Gulumaz kendi kalesine gönderiyor Fenerbahçe. Ümraniye'de bir kez daha önde. Orkun da bu arada sarı kart gördü. Kenara da. Bir sarı kart çıkıyor. Kimi çıktı onu anlayamadık ama o kadar uzaktan gösteriyorlar ki. İki kulübe de. Yani Gulumaz maçın en başarılı oyuncularındandı. Yani maç sonu maç 1-1 bitse ankete koyacağım oyunculardan da ama. Şu anda kendi kalesine atlı gol tabii ki. Her şeyi batırmış olabilir. Bu maç bayağı uzar yine. Zaten 3 dakikadır oynanmıyor şu anda. Tekrardan hareketlendi. 90 artı 2'nin içindeyiz ama daha uzatmalar gösterilmedi. George Jesus'un yardımcısı gördü bu arada. Emre Mor sakat geçiriyor Fenerbahçe'de. Birazdan bir oyuncu değişikliği olacak. Kim o? Göremedim ama. Luan Perez Fenerbahçe'de oyuna olacak. Çok geride daha Ener Valencia. Ben size söyleyeyim yani koyu açık alandan bile çok geride. Yani buna yardımcı hakem nasıl bir offside bayrağı kaldırdı. 10 dakika. Tam 10 dakika. Maçın sonuna ilave ediliyor. Uzatmamızda yazalım sonra Orkun'un sarı kartını da ekleyelim. 10 dakika uzatma var. Ümraniye spor Orkun Orkun'da sarı kart gördü. Fenerbahçe'de Lohan Perez oyuna girmek üzere. Fenerbahçe için gidip gelen bir maç ama henüz gelmiş bir şey yok. 90 artı 3'ü geride bırakıyoruz ama yine oyun duruyor. Yüzü de çok rahat geçeceğimiz bir mücadele olacak gibi. Luan Perez Emre Mor'un sakatlığından dolayı herhalde şu anda Bu değişiklikten vaz mı geçildi Emre Mor mu çıkacak oyundan acaba Ona bakılıyor En az 10 dakika işareti vardı ama Golden sonra Bu arada Emre Mor sarı kart gördü Emre Mor sahaya izinsiz girdiği için Sarı kart görüyor Fenerbahçe'de. 90 artı 4. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek şimdi kenara geldi. Luan Peres değişikliğinden vazgeçildi. Uzun bir top. Umut Nayir. Mırşiç. Mırşiç ceza sahasında iner Valencia. Oyun durdu. Faal Fenerbahçe'nin. Emre Mor oyundan çıkıyor İsmail Yüksek. Oyuna giriyor onun yerine. Sakatlıktan dolayı Emre Mor devam edemedi oyuna. İsmail de oyunda Fenerbahçe'de. Isaac Saki Popov Umut İndir İsmail Yüksekar'a girdi Gulumat Onur Ferdi topu karşılamıştı ka Onur Atasayar Isaac Saki Popov. Geraldo. Geraldo'dan pas. Umut Nayır yerde. Faal kararı geldi. Ümraniye Spor için duran top fırsatı. Ümraniye Spor için duran top fırsatı. Son bölümde büyük bir şans. 90 artı Geraldo. Geraldo ceza sahasına baktı. Yaptı ortayı. Altı ay çıktı tek yumruk. Avunu. Sekidika. Sekidika ceza sahasının bir ortada. Altı ay çıktı. Altı ay iki hamlede aldı. ilk pozisyonu elinden kaçırdı ama ikinci hamlede aldı. Ferdi. İsmail. Taç. Fenerbahçe'nin. Ferdi. Serdar. Isaac Saki. Onur. Sekidika sırlamadı. Samet. O da defansla bugün önemli işler yaptı. Ferdi bu ara topu kaybetti. Şimdi Avunu. Avunu ara girdi kademeye. Şimdi Batşuay'ı gönderdi. Batşuay'ı. Batşuay'ı. Gulumas'la mücadelesi. Gulumas avantajı bıraktı. Geraldo topu aldı. Geraldo. Ceza salçı. Umut Nayir. Umut gol. Umut Nayir. 90 +8. Bir kez daha geri geliyor. Bir kez daha geri geliyor Ümrani Spor. Yine savun markası. Yeni Umut Nayir. Yeni Umut Nayir. Skoru 2-2'ye getirdi Ümrani Spor. Bir kez daha golü buluyor. Golden önce Batu Şahin'in foul beklentisi vardı. Formasından çekildiğine dair bu pozisyon incelenecek. Bu pozisyon incelenecek. Ümrani Sporlar seviniyor ama Batu Şahin pozisyonu büyük bir ihtimalle incelenecek. Onun devamında gelen bir gol var çünkü. Bakalım bekleyelim bence yine yazmadan. 2-2 oraya yazdık ama. Hadi Umut golünde yazalım. İncelenecek bir pozisyon olacak orada. Bakalım neler doğuracak o pozisyon incelenmesi. Ümrani Spor bir kez daha beraberliği yakaladı ama. Büyük bir ihtimalle bir var incelemesi gelecek orada. Gulum Asla Batu Şah yarısındaki posta için Gulum Asla sonradan da gitti Batu itiraz etti. Heyecanlı bir var bekleşi daha. Bakalım izlemeye gidecek mi Abdülkadir Bitigen? Ve izlemeye gidiyor. İzlemeye gidiyor Abdülkadir Bitigen. İzlemeye gidiyor Abdülkadir Bitigen. Gulumas'ın topu kazandığı anda Batshuayi önce formadan bir çekmesi vardı ve vardan tavsiye geldi. Şu anda izlemeye gidiyor. Orta sahada Pozisyonu izlemesi tavsiye edildi Abdülkadir Bitigen'e. Abdülkadir bitigen izledi ve sahaya göre geri, dönüyor. Büyük bir ihtimal iptal golü. İptal etti. İptal etti gol iptal oldu. 2-1 tekrardan skor. Batşuan'ın itirazları karşılık buluyor. Gulu Mars'ın yaptığı harekete far kararı geldi topu kazandığı anda. Batşuan'dan topu kazandığı anda. Devamında bol pozisyonu olduğu için var devreye girdi ve bu pozisyonu gösterdi. Bu arada bir kırmızı kart var. Onur Atasayar. Önce sarı kart. Arkasından hakem alkışladığı için. ikinci sarı kart ve kırmızı kart. Onur Atasayar. Arka arkaya kartlar. İnanılmaz bir maç sonu yaşanıyor Ümraniye'de. Uzun süre konuşulacak bir maç. Bu akşam yine fazlasıyla konuşulacak bir maç kararları var kararlarıyla çok fazla tartışılacak spor programlarına yine birçok mesainin çıktığı bir maç oldu. Bakalım neler olacak. Ümrani Spor'un gol sevinci çok uzun sürmedi. Batşahide ikinciyi göstermesin diye Abdülkadir Bitigen'i durdurmaya çalıştı ama onun da sarı kartı vardı. Bu arada defansa top Mişi Batşuay'ı aldı şimdi. Batşuay ceza sağ içinde. Batşuay açılar. Geri doğru bıraktı. Valencia. Orkun kurtarmaya devam ediyor. Orkun kurtarmaya devam ediyor. Taç atışı kullanacak Fenerbahçe. Pazartesi günü için inanılmaz bir maç oynanıyor şu anda. İnanılmaz bir maç oynanıyor Ümraniye'de. Ezcan Alioski o kullanacak. Yani maç o kadar durdu ki uzatmalarda bile. Artık sadece süreyi bilebilen tek kişi var. O da Abdülkadir Bitigen. Ne zaman biteceğini bilemiyoruz. Dakika 102. Ener Valencia faul kararı geldi. Orkun kullanacak. Orkun Başlattı oyun tekrardan. Gözlerimiz Abdülkadir Bitigen'le. 90 artı 12 oynanıyor. Seken top Atilla Salahi. Gelişi güzel uzaklaştırır topu. Serdar Dursun topa doğru gidiyor. Isaac Saki topa doğru geldi. Isaac Saki kademede. Saki. Döndü kalesine doğru Orkun'a. Orkun. Orkun tacı atlı topu. 90 artı 13. 103. dakikadayız. Gerçekten de inanılmaz bir maç. inanılmaz bir ikinci yarı. Alioski. Mırş içindirdi. Geraldo. Alioski kademedeydi. Popov. Serdar ayak koydu şimdi Yuraniye Spor'un. Dakika 103. 8 dakika ile çıkıyor Yuraniye Spor. 8 dakika bekledi biraz. Gulumaz'a bıraktı. Gulumaz. Gulumaz. Uzun gönder topu şimdi. Kafa indirdi Mırşiç. Atilla Salayi kademede yükseltti topu. Bir yandan maça bir yandan Abdülkadir Bitigen'e bakıyorum. Isaac Saki ile Serdar müdahalesi. Serdar Müzalesi. rahatsız etti topu. Defans Saksa doğru gönderdi. Isaac Saki yine kademede. Serdar geldi. Baskıyı yaptı. Top sağ tarafa doğru açıldı. Popova. Popov. Çizgiye paralel oynamak istedi. Alioski izin vermedi. Popov Popov tacı şimdi kullandı. Avunu geri doğru bıraktı. Isaac Saki. Saki'den bir kez daha Avunu'ya doğru kısa kaldı. Aradan önce Avunu döndü Orkun'a. 104. dakikanın içindeyiz. Artı 14'ün içindeyiz. 10 dakikalık uzatma vardı ama var incelemesiyle beraber daha da uzayan bir maç. Gulumas artık bu dakikalarda ileride. Gulumas ilk kafayı vurdu. İkincisini vurdu Samet'te kaldı. Samet'ten Ferdi'ye. Ferdi sol tarafa doğru gönderdi. Ener Valencia. Valencia karşısında Popov var. Valencia Batshuayi top bekliyor. Geçmedi ama şimdi Batshuayi topu doğru gitti. Mişi Batshuayi aldı. Batshuayi solda Serdar'a bıraktı. Serdar Dursun bastı topu bekliyor. Ve offside kararı geldi. Maçı bitirdi zannettim bir an ama Abdülkadir bitirdi kendinden offside kararı geldi. Bu arada yine offside yok. ha. Yine yanlış bayrak kaldırdı. Golde de 4 metre gerideki adam offside kaldırmıştı. Bu yana kemde inşallah ilerleyen dönemlerde ya kendini toparlar ya da çok kritik maçlarda hata yapmaz mı? Geraldo'ya yapılan hareket faal bir duran top fırsatı. Sarı kart mı yazaysa? 90 artı 15. 10 kişilik Ümraniye Spor beraberlik gol arıyor. Geraldo. Valencia'yı açıl diyor. Valencia faal nerede oluyor? Nereden atıyorlar derken serbest açık konuda Serkan. Ceza sahasına doğru kesti. Kafa vuruşu çiperdiden. Ceza sahası çalışıyor. Tamam Avunu gidiyor. Avunu araya girdi. Avut kararı geldi. Fenerbahçe için derin bir nefes anı. 106. dakika. İnanılmaz bir mücadele. inanılmaz bir mücadele Ümraniye'de. Son düdük. Ne zaman gelecek sadece Abdülkadir Bitigen biliyor. 6 ay. Batshuayi alamadı topu. 106. dakikayı geride bırakmak üzereyiz. Serkan Göksu taşır topu. Gönlünün sağ tarafa doğru Popov rakip alana geçti. Çizgide Geraldo'yu buldu. Geraldo Alioski'den kurtaramadı ama tacı kazandırdı. Geraldo hemen tacı kullandı. Serkan Göksu geldi. Yardır avunuyor bıraktı. Ara var arkasında geri doğru gönderdi Isaac Saki. Uzun bir top gelecek. Gönderdi Fenerbahçe cilası sahasına doğru. Kafa ile indiren Gulumaz. Ara kaldı. Miha Zaystop aldım dediğim anda 107. dakikanın içinde maçı bitiriyor Maçı bitiriyor Abdülkadir bitigen ve Nefes nefese bir son Kaostan Fenerbahçe çıkıyor Kaostan Fenerbahçe çıkıyor Fenerbahçe Ümrani Spor Deplasmanında çok kritik bir 3 puanı imza atıyor Son dakikaları gerilimli Gollerin var vardı incelendi Birçok pozisyon olmuştu Ve Fenerbahçe çok kritik bir galibiyette çok kritik bir 3 puanı imza atıyor. Büyük bir ihtimalle şu anda akşam spor programlarına malzeme çıktı. Öyle mi oldu böyle mi oldu falan diye ama Fenerbahçe'nin golünde de arkadaşlar olsaydı toktu zaten e, varın çizdiği çizgiyi görünce göreceksiniz. Baya 3-4 metre gerideydi. E, Ümrani'nin attığı golde de Gulumaz topu kazanırken çok net formadan çekmesi var. Zaten pozisyonları izlerseniz siz de bu konuda çok net karar vereceksiniz ama tabii ki akşam bunları incelenecek. Tabii ki hakem hocaları Yine birbirinden farklı kararlarla kafanızı bulandıracaklar ama Fenerbahçe 3 puan aldı. Bakalım bu 3 puanın yansıması gerek sosyal medyada gerekse e, yarınki basında nasıl yansıyacak? Tabii ki bunları takip edeceğiz ama unutmayalım yarın saat 2'de Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimleri var. Saat 2'de tekrardan birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Yarın tekrardan görüşmek üzere.